Devlet sırları tabii ki önemlidir. Ancak millete ait sırlar daha önemlidir. Buna milli sır denir. Milletiniz varsa ordunuz da olur, devletiniz de olur. Türkiye'de devlet millettir. Yabancılar bunun farkındadır. Ve her yerde Türk milletine ait milli sırların peşindedirler. Karşı karşıya olduğu pek çok saldırının sebebi de bu milletin potansiyelidir. Tekrar söylüyorum, bu milletin potansiyelidir. Önemli olan potansiyelinizin olup olmamasıdır. Trilyonlarca dolar borcunuz olabilir, bir dünya sorununuz olabilir. Ancak bunları çevirmeye ve aşmaya dair potansiyeliniz varsa bunlar bir sorun ve dert değildir. Potansiyeliniz yoksa işte o ciddi bir sorundur. Biz de bugün potansiyelimiz ve karşı karşıya olduğumuz riskleri konuşacağız. Konuşmacımız Türk Tarih Kurumu eski başkanı, 24, 25 ve 26. dönem milletvekili Profesör Doktor Yusuf Halaçoğlu Bey. Oturum başkanlığını da Beykent Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanı Profesör Doktor Abdülkadir Donuk hocamız yapacak. Her ikisini kürsüye rica ediyoruz. Muhterem Hazirun, Avrasya Bir Vakfı yıllardan beri her hafta burada ülkemizin geleceği, milletimizin bekası için çok önemli toplantılar yapıyor. Şunu hemen söyleyebilirim. Burada bulunan şu hazirun samimiyetle ifade ediyorum ki bıraksalar şu an Türkiye Cumhuriyeti'ni rahat rahat idare edebilecek bir kadroya sahip. Şu an burada bulunanlar. Bu sevgili eski arkadaşlarımı bu vesileyle görmek, bir arada olmak hakikaten bizleri, beni şahsen duygulandırdı. Yaklaşık 40 yıllık değil, 53 yıllık bir arkadaşım. Ben kendisine Koca Yusuf diyorum. Yusuf kardeşim, bizlere vakfımızın tespit ettiği geleceğin dünyasında Türkiye'nin rolü, potansiyelimiz ve karşı karşıya olduğumuz riskler konusunda bize hitap edecekler. Çok bir geniş bir konu tespit edilmiş. Koca Yusuf hangi tehlikelerin ancak nasıl bahsedecek onu şu an bilemiyorum. Bir tanesini ele alsa günlerce konuşulacak bir konu. Zannederim biraz özetleyerek de olsa bizlere bilgi vereceklerdir. Çünkü kendisi yıllardan beri milletvekilliğin dışında efendim devletin çeşitli kademelerine görev alması dolayısıyla hakikaten ülkemizi bekleyen tehlikeleri de çok iyi bilen bir arkadaşımız. Konunun da uzmanı. Bırakın Türkiye'nin, dünyanın tanıdığı bir isim. Böyle bir arkadaşına sahip olmaktan dolayı şahsen ben kendim gurur duyuyorum. Allah kendisine uzun ömürler nasip eylesin. Şüphesiz konferansın sonunda efendim sorular cevaplar faslında sizlerin de katkılarınız olacaktır. Ben fazla sözü uzatmadan hemen sözü Yusuf Halaçoğlu'na bırakmak istiyorum. Fakat bir şeyi endişemi hemen Yusuf'a hatırlatarak sözü vermek istiyorum.
geleceğin dünyasında umudumuz Türkiye'nin rolü elbette olacak ama bir endişemiz muhakkak Yusuf bahsedecektir. Dünyada bu Türkiye üzerinde yayınlanan haritalar var biliyorsunuz. Bu haritada yerimiz var mı yok mu? Yoksa defolup gidin geldiğiniz yere diyorlar. Böyle bir tehlike hala devam ediyor mu etmiyor mu? Bu konular üzerinde de şüphesiz konuşacaktır. Ben sözü hemen Yusuf kardeşime veriyorum. Buyurun Yusuf. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle başta Sayın Başkan olmak üzere bütün değerli arkadaşlarım hepsine saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Evet, Abdülkadir Bey'le 67 yılından beri tanışıyoruz. 1967'den beri aynı üniversitede, aynı kürsülerde asistanlık yaptık. Aynı evde de kaldık bir müddet. Yani yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmeyen çok değerli bir arkadaşım Abdülkadir Bey. Özellikle hepimizin değerli hocaları vardı. İbrahim Kafesoğlu gibi rahmetli. İşte Necat Gönç vardı. Cengiz Orhanlı vardı. Şahabettin Tekin daha. Birçok hocalarımız vardı. Allah hepsine rahmet eylesin. Zeki Velidi Togan. Arkadaşlar şimdi bütün mesele şu. Biz içinde bulunduğumuz coğrafyayı çok iyi tahlil etmek zorundayız. Öncelikle oradan başlamamız gerekiyor. Yani bu coğrafya, Anadolu coğrafyası, başka hiçbir coğrafyada olmayacak ölçüde devletlere ve medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Dikkat ederseniz Avrupa'daki herhangi bir devleti ele alalım. Bu kadar, Anadolu'da olduğu kadar devlet kurulmamıştır. Farklı medeniyetler yerleşmemiştir. Sebebi hem kıtalar arası geçiş bölgesi olması hem iklimi, jeopolitik durumu, bunların hepsi bunda etkilidir. Ama bir şey hep göz önüne alınmak zorundadır ki hem Anadolu'ya hem de Balkanlara birlikte hakim olan devletler büyük devletler haline geliyor. Roma gibi, Osmanlı Devleti gibi. Diğerleri sadece Anadolu içerisinde kalmış olan devletler, dikkat ederseniz sadece Anadolu içerisinde kalmıştır ve ortadan kalkmıştır. Anadolu medeniyetleri müzesinde bunların hepsinin birer görüntüsünü izlemeniz mümkündür. Şimdi Türkiye bu şartlar altında az da olsa, Edirne'ye kadar da olsa Trakya bölgesinde de bir toprağa sahiptir. Avrupa kıtasında da bir toprağa sahiptir. Şimdi böyle bir coğrafyaya sahip olan Türkiye'nin bir takım yapması gerekenleri yapması halinde dünyada tek söz sahibi olabilecek devletlerden biri olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bunu abartarak söylemiyorum, şundan dolayı söylüyorum. Anadolu'ya bugün bakalım. Birçok yeraltı zenginlik kaynakları, dünyanın hiçbir yerinde bulunmayan bol zenginlik kaynakları ve geleceğin enerjisi olacak olan toryum gibi, boraks gibi bir takım madenlere sahip olmasının yanı sıra iklim olarak bu iklim değişmelerinden fazlaca etkilenmeyecek bir coğrafya olduğunu görürsünüz. Geçmişlerde buzul çağlarından olsun veya işte kuraklık dönemlerinde olsun her zaman insanların her mevsim yaşadıkları bir coğrafyadır. Ticaret yollarının ana merkezidir. Doğu batı ticaret yollarının ana merkezidir. Hep buraya sahip olmak istemiştir devletler. Dolayısıyla böyle bir yapıya sahip Türkiye Cumhuriyeti'nin bulunduğu coğrafya. İkinci söyleyeceğim şey şu. Tabii 3 dönem milletvekili olduk ama şu an ben siyaseti tamamen bırakmış durumdayım ve konuşmalarım da siyasi hiçbir nitelik taşımayacak. Bir tarihçi gözüyle meseleye bakacağım ve o çerçeve içerisinde yani burada söyleyeceğim yani farklı bilmiyorum tabii partilerden insanlar olabilir. Bundan dolayı lütfen kimse alınmasın. Yani söyleyeceklerim siyasi bir nitelik taşımayacak. Tekrar ediyorum. Olması gerekeni ve önereceğim belki. Diyeceğim ki şunların şöyle yapılması halinde şöyle olacaktır. Zira Türkiye'nin
bu içinde bulunduğu coğrafyada mesela kuzey komşularımız açısından meseleyi değerlendirmek gerekiyor. Kuzey komşularımız biliyorsunuz. Yine batılı devletler ve Amerika açısından bulunduğumuz coğrafyanın ve Türkiye'nin değerlendirilmesi gerekiyor. Yine uzak doğu ülkeleri açısından Türkiye'nin değerlendirilmesi gerekiyor. Yine Arap dünyası ve İran açısından Türkiye'nin değerlendirilmesi gerekiyor. Ve son olarak da Türkiye ve Türk dünyası açısından konuya bakmamız lazım bir de. Bu alanlarda bir takım değerlendirmeler yapmak zorundayız. Türkiye'nin dünya konjonktüründe nasıl bir yere sahip olabileceği ve şu an buna karşılık ne gibi riskler taşıdığını bulunduğumuz coğrafyaların iyi görmemiz lazım. Bakın, çok basit bir şey, hemen gözümüze çarpacak bir şey. Suriye'ye Türk ordusunun adım atmasıyla birlikte, işte bu Barış Pınarı Harekatı'nda atmasıyla birlikte sadece Batı'nın tepkisiyle karşılaşmadık. Arap dünyasının da tepkisiyle karşılaştık. En baştan kardeşimiz dediğimiz Filistinlerin ilk tepkisi geldi. Dikkat edin. Yani Türk dediğiniz zaman zaten bu tepkiyle karşılaşmamanız mümkün değil. Türk adı çok önemli. Türk adı çok önemli. Neden? Şimdi Osmanlı Devleti veya Selçuklulardan önce Anadolu'nun dışında Karadeniz'in kuzeyinden giden Türklerin Avrupa'daki bıraktıkları izleri göz önüne alacaksınız. Yani Hunları, Avarları, Kumanları, Peçenekleri, Bulgarları, bunların hepsini göz önüne alacaksınız. İkincisi, Osmanlı döneminden itibaren olan ayrı bir safhası daha var bunun. Ki Doğu Roma dediğimiz, Bizans dediğimiz daha doğrusu, Doğu Roma'nın ortadan kaldırılmasına sebep olan Doğu Hristiyanlığının merkezi olup Konstantinopolis olarak adlandırılan şehri alıp İstanbul yapan ve Doğu Hristiyanlığını kendi egomanyası altına alan bir milletten bahsediyoruz. İslam dünyasını kendi kontrolüne adeta alan, İslam dünyasına karşı düzenlenen Haçlı seferlerine göğüs geren ve onları durduran bir milletten bahsediyoruz. Bugün bu potansiyelin hala var olduğunu da göz önünde tutmak mecburiyetindeler Batılılar. O açıdan baktığınızda. Arap dünyasıyla ilgilenmiyorlar, dikkat edin. Çünkü nasıl olsa kontrol edebilecekleri nitelikteler. Ama Türkler için öyle değil. Çünkü tarihe baktığımızda büyük devletler kurmuştur Türkler. Bu büyük devletler Atatürk'ün de dediği gibi, şöyle diyor Atatürk 1932'de tarih tezini ortaya koyarken, Türklerin tarihi sadece Osmanlı ve Selçuklulardan ibaret değildir. Ondan önce de Türkler büyük devletler kurmuştur. Tarihte ne zaman bir Türk devleti yıkılmışsa muhakkak yerine yeni bir Türk devleti kurulmuştur. Şimdi de Osmanlı Devleti çökmüştür. Ama tarihi zincir kopmayacaktır. Ne demek bu tarihi zincir? Diyelim ki bilinen tarihimiz resmi kayıtlarla Hunlardan başlayan ama Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar gelen bütün devletler, Türk devletleri adeta zincirin birer halkası gibidir. Gelenek, tarih, dil, kültür her yönüyle birbirine bağlı, aynı milletten, milletin kurmuş olduğu devletlerdir. Bu son derece önemlidir. Nitekim yine Atatürk, Ruşen Eşref'in belirttiğine göre 1929'da Yalova Atatürk Köşkü'ndeyken bir ziyarete gidiyor Ruşen Eşref. Atatürk elinde bir kitap okuyor, Fransızca bir kitap okuyor. O gelince, Ruşen Eşref gelince kitabı kapatıyor ve sohbet ediyorlar. Bir müddet sonra Ruşen Eşref izin istiyor ayrılmak için. Diyor ki, dur hele Ruşen diyor, seninle konuşacaklarım var. Buyur paşam diyor. Ya Cumhuriyet çok tehlikede diyor. Nasıl olur paşam diyor. Bakın, düşmanı attık. Fabrikalar kuruyoruz. Ekonomimiz belli bir yere getirdik. İşte yollar yapıyoruz. Her şey yapılıyor. Nasıl olur da tehlikede olur? Her devlet itibar ediyor bize. Hayır diyor, mesele o değil ki diyor. Mesele diyor, bakın biz diyor,
alfabeyi değiştirdik. Alfabeyi değiştirdik ama dilimizle ilgili bir çalışma yapmadık. Sonra diyor, bu gençlere tarihini nasıl öğreteceğiz? Tarihini öğretmemiz lazım bu da gençlere. Üçüncüsü de diyor, laiklik dedik, insanlara diyor, dinlerini öğretmedik. Onun için diyor, bunlarla ilgili tedbirler almamız gerekiyor diyor. Ruşen Eşref'in söylediği. 1929, ama dikkat edin 1931'de Atatürk, işte Türk Ocakları'nın bünyesinde Türk tarihini tetkik cemiyetini oluşturuyorlar. 31'de müstakil hale getiriliyor, Türk Tarih Kurumu kuruluyor. 32'de Dil Kurumu oluşturuluyor. 35'te Dil Tarih Coğrafya Fakültesi kuruluyor. İlahiyat Fakültesi kuruluyor. Hepsi arka arkaya aslında 29'da söylediklerinin arkasını getiriyor. Neden? Şundan dolayı. Bir topluluk, bir millet olabilmesi için ortak değerlere sahip olması lazım. Ortak değerler nedir? Ortak değerler dildir, tarihtir, inançtır, dindir. Yani bu da önemli. Budur, gelenekleriniz, görenekleriniz, milli değerlerinizdir. Bunları bir araya getirmezseniz, bunları da ihmale uğratırsanız, işte o zaman millet olma vasfını kaybedersiniz. Abdülkadir Hoca'nın bir şeyi vardır, makalesi vardır Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi'nde. Devlet olabilmenin, bir topluluğun devlet olabilmesi için üç şart gerekir diyor. Birincisi, millet diyebileceğimiz adına bir topluluk olması lazım. Ama milleti kurduk diyelim, onun vatan telakki edeceği bir toprağa sahip olması lazım. Hadi onu da elde ettik ama üçüncü olarak da diyor, oradaki yazısında, kendi iradesiyle kanunu çıkarabilen, elçisini gönderebilen, kendi hukukunu kurmuş bir yapıya sahip olması lazım. Evet, devlet ancak böyle olunabiliyor. Şimdi gerçekten de tarihe baktığınız zaman, Türk devletlerinin dikkat ederseniz çok çabuk kurulabildiğini ama bir müddet sonra da çabuk yıkıldığını görüyorsunuz. Yıkılmamak için ne yapmak gerekiyor? İşte bu söylediğimiz değerleri bir arada tutmanız lazım. Yani milli değerlerinizi bir arada tutacaksınız. Yani bizim Türkiye Cumhuriyeti dediğimiz devletin adı Türkiye iken milletin adına Türkiye dememekten vazgeçeceksiniz. Milletin adı Türk milletidir. Bunu belirteceksiniz. Yani milletimiz demek de olmuyor bu işler arkadaşlar. Bu milletin adını koyacaksınız. Kaldı ki bu millet Peygamber Efendimiz'in övgüsüne mazhar olmuş bir millet. Peygamber Efendimiz ne diyor? Konstantiniyye elbette fetholunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden asker ne güzel askerdir diyor. İşte içinde bulunduğumuz coğrafyada Fatih Sultan Mehmet İstanbul fethediyor. Pek çok Emeviler döneminde de kuşatma var İstanbul'u biliyorsunuz. Eyüp Sultan Hazretleri de burada mezarı. Peçenekler var, kumanlar var. Kuşatma altına alacak. İşte Yıldırım Bayezid var. Ama kime nasip oluyor? Fatih Sultan Mehmet'e sonuç olarak. Çünkü aklını kullanıyor. Akılcı davranıyor. Önceden neler yapılacağını, nasıl muhasara altında tutulacağını belirtiyor. Kur'an-ı Kerim İnancımız, Kur'an'ımız, rehberimiz demiyor mu ki aklınızı kullanın? Hiç mi düşünmediniz? Hiç mi akletmediniz? Bizim dinimiz akıl dinidir arkadaşlar. Akıl dini, akli dindir. Aklidir. Şekli değildir. Şekil bir dine sahip değiliz. Yani başınıza sarık geçirmekle, sırtınıza cübbe almakla Müslüman temsil edemezsiniz. Aklınızı kullanacaksınız. Her cuma hutbeye çıkan imam bir ayet okuyor. İnnallâhe yekmur bilatlı diye. Ve mealini de veriyor. Son cümlesinde ne diyor? Düşünüp tutasınız diye size öğüt verir. Dolayısıyla düşünmek, akletmek, işte devletlerin geleceğini garanti altına almanın da temelinde bu yatar. İşte Türkiye Cumhuriyeti'nin konjonktür olarak bulunduğu coğrafya, dünyada sözü edilebilir bir devlet olacağının en önemli coğrafyasıdır. Ama nasıl yapacağız? Neler yapacağız? Hangi risklerle karşı karşıyayız? Bunları çok iyi değerlendirmemiz lazım. Şimdi, öncelikle ne gerekiyor? Bir, benim gördüğüm
ve yaptığım araştırmalar sonrasında. Bu ülkede inanç sistemini Kur'ani hale getirmemiz lazım. Şekli olmaktan çıkarmamız lazım. Müslümanım diyen ülkelere bakın. İslam demiyorum çünkü İslam biliyorsunuz sadece Müslümanlarla alakalı değildir. Kitabi dinlerin tümünü kapsar. Dolayısıyla İslam hepsidir. İslam ifal vezninde Arapça selamete çıkma, erme, kurtulma demektir İslam. Müslümanlık bunların içerisinde bir kategoridir. Ama Müslümanlık en son gelen din olduğu için ötekilerden daha önde geldiğini ve doğru olduğunu düşünüyoruz. Ötekilerdeki bozulmaları göz önüne alarak. Haliyle Müslümanlık bugün İslam'ın en doğru olan yoludur. Öyleyse biz Müslümanlığı halkımıza doğru öğretmek zorundayız. Doğru öğretmenin yolu Atatürk'ün yaptığı gibidir. Kur'an-ı Kerim'i yüzünü okumakla sevap kazanılacağını zanneden insanlara karşılık mealini hazırlatmıştır, tefsirini hazırlatmıştır Elmalı Hamdi Efendi'ye. Neden önemli? Şundan dolayı önemli. Beş vakit namaz kılıyoruz, her rekatımızda secdeye giden alnımız ve her rekatta okuduğumuz Fatiha suresinin anlamını bilmiyoruz. Aslında İyyâke nâbüdü ve İyyâke nestaîn diyor ayet. Yalnız sana inanır. Yalnız kelimesi nedir? Başka yok. İkinci bir kişi yok. Yalnız sana inanır, yalnız senden yardım dilerim. Yalnız sen, yalnız. Allah'tan başkasından yardım dilersen, cennete gideceğini zannedersen, o zaman Hristiyanlıktaki ruhban sınıfına döndürürsün işi. Ve şirke girersin. Dolayısıyla biz önce insanlarımıza, ki anayasamızda bunu belirtiyor, insanlarımıza inancını doğru öğreteceğiz. Bu bir. İkincisi, gençlerimizi iyi eğiteceğiz arkadaşlar. Eğitim bir numaralı işimizdir. Eğitim. Zira bakın biz bir dönem geçirdik. Bu FETÖ meselesinden bir dönem geçirdik. En zeki çocukları aldılar, kendi okullarında eğittiler. Yabancı dil öğrettiler. Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi resmi okullarından daha iyi bir eğitim verdiler. Doğru mu? Doğru. Heba ettiler o kadar gencimizi. Kafasını yıkadılar. Yani biz aslında çok büyük zararı asıl buradan gördük biliyor musunuz? Ordunun içine şu kadar girdi, yargıya şu kadar girdi, şuraya şu kadar girdi diyoruz ama asıl bize en büyük zararı bir geçen nesli yok ettiler. Buna rağmen hala Türk gençleri bakın dışarıya beyin göçüyle gidiyor. Bunu önlemek zorundayız Türkiye olarak. Şimdi bunu önlemenin ötesinde eğitim kurumlarımıza yeniden çeki düzen vermemiz lazım ve eğitimimizi yeni bir sisteme sokmamız lazım. Nasıl? Mesleki eğitim sistemine dönmemiz lazım tümüyle. Batı'da olduğu gibi, Belçika'da olduğu gibi, Almanya'da olduğu gibi. Hem kalifiye işçi sağlamak mümkün olur, eleman sağlamak mümkün olur. Hem de en değerli insanlarınızı burada kendi ülkenizde istihdam edersiniz. Dolayısıyla eğitim sistemimiz son derece önemli. Peki, şöyle bir örnek vererek gireceğim bu üçüncü bir konuya. Yıl 1555. Kanuni Sultan Süleyman Irak'ın seferine çıktı. Yani iki İran seferi deniyor. Aslında birisi İran'aydı, Tebriz'e, birisi de Bağdat üzerine yapılan seferdi. Buna Irak'ın seferi, iki Irak seferi anlamına geliyor. Buraya çıktı. Her dönemde olduğu gibi İstanbul'a dönmedi. O iki sefer ayrı iki senede oldu. Dönmedi. Amasya'da kışladı. Amasya'da bekledi. İstanbul'a gelmedi. O tarihte Avusturya'dan, Avusturya İmparatorluğu'ndan bir elçi Osmanlı Devleti'nin nezdine geldi. Rüsbek ismiyle geldi. İstanbul'a geldi. Padişahın orada olmadığını görünce tuttu. Manisa'ya gitti. Amasya'ya gitti. Amasya'da tabii o ortamda padişahla yakın bir diyalog içerisine de girdi. Osmanlı Devleti'ni daha içten tanıma fırsatı buldu. Dönüşlerinde de divan toplantılarına katılabilme, ulufe dağıtımına katılabilme gibi bir takım diğer elçilerden farklı imtiyazlar elde etti. Dolayısıyla
her gördüğünü de imparatoruna mektuplar halinde yazdı. İşte o Büsten mektupları da yayınlandı. Büstekin mektupları adı altında Türkçe'ye çevrildi, yayınlandı. Orada şunu söylüyor Büstek. Diyor ki, Türklerde diyor, zenginliğe, fakirliğe bakılmaz. Sadece liyakata bakılır. Hükümdar diyor, layık olmadan hiç kimseyi bir göreve getirmez. Ve diyor, padişahın karşısında el pençe divan duran devlet adamları diyor, bir devlet meselesi olduğu zaman her biri aslan kesiliyor diyor. Çatır çatır yani padişahın karşısında konuşuyorlar diyor. Nitekim buna örnek olarak rahmetli hocamız olduğu için onu da anmak istiyorum. Cengiz Oronlu hocam Telhisler adı altında bir kitap da yayınladı. Burada padişahla sadrazam arasında yazılan karşılıklı resmi yazışmaları yayınlamıştı. Çok ilginçti. Padişah diyor ki, ya diyor iki gündür diyor defterdar yok diyor. Defterdarsız ülke mi olur diyor. Derhal bir defterdar atayın diyor. Yani bugünkü Maliye Bakanı. İki gündür yok diyor ama bakın. O da diyor ki, hünkârım diyor, hiç kimse diyor defterdarlığı iç hazineden destek olmadan kabul etmek istemiyor diyor. Ya diyor, benimle dalga mı geçiyorsunuz diyor. O anlamda bir kelime kullanıyor padişah. Ya diyor, o zaman diyor vezirlik şeyiyle payesiyle diyor getirin diyor. Yani 1200 akçalık has verin diyor. Onun üzerine diyor ki, hünkârım diyor, iç hazineden para aktarılmadan diyor devlet bütçesini düzeltmemiz mümkün değildir. Belli ki diyor, eğer düzeltebilirse sahibi keramet olması lazım diyor. Padişah yazıyor bunu. Padişah da diyor ki, ne demek bu diyor. Böyle karşılıklı yazışmaları düşünün. Şimdi padişah, mesela Yavuz Sultan Selim de bunun benzeridir. Divanda herkes her istediğini konuşabiliyor. Ancak bir yere kadar, bir noktaya kadar. Karar verildikten sonra fikir beyan edemiyorsunuz. O zaman çünkü şeyi bozmamak için, alınan kararın uygulanmasında bir takım zafiyetler ortaya çıkmaması için. Dolayısıyla öyle diyor, padişahın karşısında el pençe divan duran insanlar diyor, bir devlet meselesi olduğunda aslan kesiliyorlar diyor. Şimdi bakın bizim eksiklerimizi kendiliğinden görebilirsiniz. Liyakat son derece önemli. Onun için de iyi eğitilmiş insanlara ihtiyacımız var. Ve eğittiğiniz insanları da onların kendi alanlarındaki layık oldukları yere getirmek mecburiyetiniz var. Bir zamanlar Tarih Kurum Başkanı iken Tansu Çiller Başbakan'dı. Tarih Kongresi yaptık 94 yılında. Bir konuşma da hazırlamıştım tarih bilgisiyle ilgili devlet adamlarının. Onu işte Tarih Kongresi'nin açılışında sundu. Sonra çok hoşuna gitmiş. Rahmetli Ayvaz Gökdemir dedi ki, ya hocam dedi, Tansu Hanım'ın dedi çok hoşuna gitmiş dedi senin bu yazın dedi. Senden bir şey istiyor dedi. Ne istiyor dedim. Her hafta dedi tarihi üç konuda bilgi istiyor senden. İki sayfayla dört sayfa arasında dedi. Dedim ki tamam da tarih uçlu bucağı olmayan bir şey. Hangi dönemi istiyor, ne istiyor dedim. Sen yapacakmışsın, sen bilirmişsin dedi. Ben de onun üzerine tuttum. Bir devlet adamı, bir bilim adamı, bir de konuda, tarihi konuda, üç konuda çeşitli hazırlamalar yaptım. Bunlardan bir tanesi de bu liyakat meselesiydi. Ama tarihimizin değişik alanlarında kısa kısa, 2-4 sayfa arasında metinler hazırlamıştım. Şimdi, rahmetli Demirel, her muhakkak yurt dışına gidişte beni yanına alırdı. Yurt dışına gidişte beni yanına alırdı. Ve giderken uçakta hoca gel bakalım derdi. Bu ülkeyle ilgili ne özellikler var? Ne biliyoruz? Ne söyleyeceğiz? Nasıl bir ilişki kuracağız? Şimdi bu son derece önemliydi. Çünkü devlet adamlarının her şeyi bilmesi mümkün değil. Hepimiz olduğu gibi. Ama devlet adamlarının yanına çok iyi danışmanlar alması lazım. Ağam, paşam, siz hakkı âliniz vardır diyenlerden değil. İşte Sayın Cumhurbaşkanım, şu şöyle olursa doğru olur, şu yanlış olur diyen insanlara ihtiyacımız var. Devlet adamlarının da bunu böyle algılayan insanları alması gerekiyor. Türkiye'deki risklerden bir tanesi bu. İnancınız olsun ki bu, şu an. Ben hatta şunu söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı diyorum, yanındaki danışmanların hepsini at. Yerine gerçekten sizi doğru yönlendirecek adamları alın.
Hatta muhalif gibi gördüğünüz adamlar alın. Size doğruyu söyleyeceklerini sizi doğru yola götüreceklerdir. Çünkü Tayyip Erdoğan bizim Cumhurbaşkanımız şu an. Hiç kimse bana bir yabancı karşısında o eleştirtemez. Kendi içimde eleştiririm. Yanlış yaptıklarını da söylerim. Ama bir yabancıya karşı asla ve asla kabul etmem. Tıpkı bir şeyle beraber Amerika Başkan Yardımcısı geldi biliyorsunuz buraya. Masanın iki tarafına yan yana oturttular Cumhurbaşkanımızla. Amerikan Başkan Yardımcısı. Asla kabul etmiyorum. Ben onun başkanının yanına başkan yardımcımı almayacakları gibi ben de Cumhurbaşkanımın yanına eşit statüdeymiş gibi onu almam. Kabul etmem. Bu bilince sahip olması lazım devlet adamlarımızın. Hani İsrail'de de bir ara bizim büyükelçi bir aşağıda sandalyeye oturtmuşlardı. Böyle şeyleri kabul etmemesi lazım. Bakın bir örnek vereyim. 19. yüzyılda Ahmet Vefik Paşa, sonra başbakan oldu biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nde de. Ahmet Vefik Paşa Paris Büyükelçisi. Paris'te işte 4 atlı bir faytona biniyor makam aracı olarak. Ama Fransa İmparatoru Napolyon'un aynı türden aynı renkli arabası var. Bunun üzerine Fransa tarafından Osmanlı Devleti nezdine deniyor ki sizin büyükelçiniz bizim imparatorla aynı arabaya biniyor. Aynı renkte, aynı araba atlı arabalara biniyor. Bir şey Paris sokaklarından geçerken, caddelerinden geçerken imparator zannediyor bizim halkımız ve ona ihtirama duruyor falan diyorlar. Onun için değiştirsin diyorlar. Bunun üzerine Ahmet Vefik Paşa'ya haber gidiyor. Ahmet Vefik Paşa'nın verdiği cevap şu. Ne zaman ki Fransız Büyükelçisi İstanbul'da padişahımın saltanat kayının aynı olan saltanat kayını elden çıkarmazsa ben de burada değiştirmem diyor. Ve saltanat kayı alınıyor, değiştiriliyor ve kendisi de beyaz olan faytonunu siyah yaparak o şekilde bir karşılık veriyor. Şimdi karşılık prensibi dediğimiz devletler arasındaki ilişkiler son derece önemli. Tabii bunu söylerken iktidar için söylemiyorum sadece. Muhalefetin de çok iyi bilmesi lazım tarihini. Ne yapılıp ne yapılmadığını bilmesi lazım. Söz gelimi. Libya ile olan bizim anlaşmamız. Ekonomik münhasır bölgesi. Son derece önemli. Son derece önemli bir anlaşma. Yani bunu kim düşündüyse Allah razı olsun. Ha bizim oraya asker göndermemiz tabii ki göndereceğiz. Adam 10 bin kilometre öteden getiriyor askerini buraya. Ben Libya benim geçende vilayetim olan yere asker göndermeyeceğim. Var mı öyle bir şey? Batı karşı çıkıyorsa bilin ki hayır vardır. Kesinlikle. Ben Türkiye Cumhuriyeti olarak onunla yaptığım gibi mesela hükümetin bir şeyini daha yapmasını isterim. Esad'la oturup konuşup hem Suriyeli göçmenleri Suriye'ye göndermek hem de Suriye ile aynı ekonomik münhasır bölgeyi kabul etmesini, anlaşmalarını imzalamasını isterim. Böylece Kıbrıs dahil bütün Doğu Akdeniz Türkiye'nin kontrolüne girer. Bakın, tarihte hiçbir devletin düşman olarak, sürekli olarak kalması mümkün değildir. Dost da olmaz, düşman da olmaz. Çıkarlarınız neyi gerektiriyorsa onu yaparsınız. Amerika az mı katil? Tam tersine. Dünyanın en büyük katil devletlerinden bir tanesi. Şimdi onunla masaya oturabiliyorsanız herkesle oturabilirsiniz. Dolayısıyla buna bu açıdan bakmamız lazım. Şimdi Türkiye bakın İHA'yı üretiyor, SİHA'yı üretiyor. Ondan sonra çeşitli işte füzeler, uzak, yakın menzilli füzeler üretiyor. İşte 30-40 kilometre menzilli toplar üretiyor. Gemilerini yapıyor. İşte uçak yapmaya niyetleniyor. Araba yapmaya niyetleniyor. Şimdi bunların hepsinin bir an önce de yapılması lazım. Bir an önce de yapılması lazım. S-400'ü aldık. Herkes itiraz ediyor. Bütün Batı Amerika itiraz ediyor. Niye itiraz ediyorsun? S-400'ler eğer şeylere F-35'lere karşı ise o zaman kusura bakma kardeşim sen bana savunma sistemi bile yaptırtmıyorsun.
Aliza Fırtına Hava Kuvvetleri Komutanı Çin'den füze almak için gitti biliyorsunuz. Ondan sonra Ergenekon'dan içeri atıldı FETÖ tarafından. Yani Türkiye'nin savunma sisteminin yerine getirilmemesi için herkes her şeyi yapıyor. Neden? Orta Doğu projesi içerisinde arka planda çok büyük şeyler var. Şimdi Çin'de çıkan bu yeni virüs Çin ekonomisini tepetaklak edecek muhakkak ki. Çünkü başka türlü halledemediler. Zira Çin'in ekonomik açıdan baktığınızda dünyada Amerika ile borçlanacak bir hale geldi. İki sene önceki Çin'deki döviz fazlası 3.2 trilyon dolardı. Bunun 1.9 trilyon doları Amerikan devlet tahviliydi. Şimdi düşünün, Çin'le Trump epeyce bir uğraştı ekonomik olarak. Baktılar olmuyor. Çünkü Batı bütün fabrikalarını ucuz iş gücü diye o tarafa nakletti. Ve bu çerçeve içerisinde Uzak Doğu akıl almaz derecede ekonomik olarak gelişti. Ayrıca teknolojik olarak büyük bir gelişim gösterdi Uzak Doğu. Yapay zekalardan tutun da değişik alternatiflere kadar. Şimdi Batı yaşlanıyor. Sömürgelerini bağımsız hale getirmek suretiyle bir takım hem insan gücü olarak hem ham madde olarak zayıfladı. Bu çerçeve içerisinde Uzak Doğu'da müthiş bir gelişme var. Şimdi bunu nasıl durduracaksınız? Savaşla durdurmanız mümkün değil. Ama Çin'in petrol aldığı en önemli üç ülke vardır. Libya, Irak ve İran. Büyük Orta Doğu projesinin temeli bu üç ülkeye dayanıyor. Irak'ta demokrasi getirilecek diye Irak kargaşa haline getirdi ve petrole de İngilizler ve Amerika el koydu. Suriye bunların dışında farklı bir bakış açısı var ona. Libya aynı şekilde karıştırdı. Kaddafi biliyorsunuz millileştirdi bütün petrol şeylerini, kuyularını. Batılılar da çıkardı. Kaddafi de gitti. Orada da şu an iki şeyde çatışma var. İran'a geldiğimizde üçüncü etap İran'dı. Sonra Türkiye. Ve Amerika'nın burada hakim olabilmesi için bu coğrafyayı kendi elinde tutabilmesi için bir devlete ihtiyacı vardı. Ama kökü olmayan bir devlete ihtiyacı vardı. Bu da işte Kuzey Irak ve Irak, Suriye'nin kuzeyiyle beraber açılacak koridorla Akdeniz'e kadar uzanan bir Kürt devleti. Şimdi bununla ilgili de ayrıca başka bir şey daha söylemek istiyorum. Osmanlı kayıtlarında Barzan bölgesi Yahudiyan olarak geçiyor. Onu da özellikle belirteyim. Bu böyle bir devlet kurmak arzusu oldu. Bu devleti kurduğu zaman bir taşta birkaç kuş vuracaktı. Bir, tam Orta Doğu'da hem Kafkasya'yı, İran'ı, Orta Asya'yı kontrol edebileceği güvenilir bir kendisine yandaş bulacaktı. İki, İsrail'in güvenliğini temin etmiş olacaktı. Çünkü İsrail'e karşı en güçlü devlet Arap dünyası içerisinde Suriye'ydi. Golan tepelerine çakılıp kalmıştı Suriye, İsrail hatırlayın. Şimdi İsrail her istediğini yapabilecek hale geldi. Dolayısıyla böyle bir yapı var. Dolayısıyla Suriye'deki bu kargaşa buraya gidiyordu. Fakat İran ve Rusya Orta Doğu'daki çıkarları açısından ve İran'ın kendisine yansıyacağı durumlar açısından Suriye'yi desteklediler. Esad, Kaddafi ve Saddam gibi bir pozisyona düşmedi. Toparladı. Şimdi burada dikkat edin, Amerika 30 kilometre çekiliyorum dedi. PKK'yı desteklediğini fiilen açıklamasına rağmen, ki kuran kendisi, IŞİD'i kuran kendisi, hepsini kendiler kurdular. Çünkü kurulacak devlete zemin hazırlıyorlardı. IŞİD'le mücadele ederek elde edilen topraklarla devlet kurmak çok daha kolaydır ve bunu dünyaya kabul ettirmek de kolaydır. Ama doğrudan Suriye'den aldığınız topraklarla bir devlet kurmanız zordur. Dolayısıyla böyle bir yola gittiler. Sonunda 30 kilometre çekildi. Ne dedi? Suriye'yi terk edeceğim derken tam tersine asker getirerek Suriye'nin petrol bölgelerinin üstüne oturdu. Irak diyor ki çekil diyor artık, istemiyoruz seni diyor. Benim harcadığım, kurduğum üslerin parasını verirsen diyor. Sanki Irak davet etmiş gibi. Şimdi neler geçtiğini daha öncesini biliyorsunuz.
Şimdi bu çerçeve içerisinde Türkiye'nin derhal hiç vakit kaybetmeden kendisine gelen sığınmacıları bir an önce o ülkelerle anlaşıp geri göndermesi gerekiyor. Dikkat edin. Amerika Birleşik Devletleri şunu söylüyor. Bütün Suriyelileri geri göndermenize gerek yok diyor Türkiye'ye gelmiş olanları. Neden? Neden göndermemize gerek yok? Herkes kendi evine gitsin. Gitsin orada evlerinde yaşasınlar. Ama Türkiye'nin demografik yapısı değişiyor. Doktoratizm iskan politikası. Bakın öyle büyük bir yanlış işleniyor ki bu nüfusun vatandaşlığa aktarılmasıyla birlikte çok daha büyük risklerle karşılaşacağız. Sebebi şu. Kendi ülkesinde kendi ülkesine ve milletine faydası olmayanın başka bir ülkeye sığınmacı olarak gidip ona faydası olması mümkün değil. Kendi ailesine faydası olmayanın başka aileye zarar şey olabilir mi? Faydası olabilir mi? Onun gibi bir şey bu. Bu Türkiye için büyük bir risktir. Allah korusun, bakın biz Türkiye'de Alevilerle çatışmaya, Sünni-Alevi çatışmasına zemin hazırladılar, olmadı. Başaramadılar. Kürt-Türk çatışmasına yol açmaya çalıştılar, olmadı, tutmadı. Ama bu bunlarla olur. Çok tehlikeli. Çünkü 5 milyon insan ve habire 400 binden fazla çocuk oldu bu dönemde. Bir de. Yani yarım milyon nüfus arttı. Ve bunlar entegre olamazlar. Çünkü onların kültür, yaşayış biçimleri, her şeyleri birlikte tamamen bizden farklı. Nasıl bizim Almanya'ya giden insanlarımız entegre olamıyorsa. Adam diyor ki, Viyana'da masaya da vurdu benim yanımda. Hocam 40 yıldır buradayım, hala Almanca öğrenmedim dedi. Bakın, bir takım ayrı bir unsur gibi görülmek o tepkiyi doğurur. Nitekim Bulgaristan'da Türklere uygulanan baskı, işte sünnet edilmeyi yasaklamaları, isimlerin değiştirilmesi tekrar Türklerin Türk olduklarını hatırlattı. Yoksa kayboluyordu, gidiyordu. Çünkü Türkler çok çabuk asimil olan bir millettir. Çok çabuk asimil olan bir millettir. Maalesef böyle. Ama bakın gidin Yemen'de bıraktığımız askerlerimiz tek kelime Türkçe bilmiyor. Türk mahallesi olmasına rağmen Sana'da. Tunus'ta, Cezayir'de, Tremsan, Oran ve gittim oralara hiç kimse bilmiyor Türkçe. Bir yaşlı kadın sadece beni eve Türkçe çaya davet etti. Ama orada o kadar çok Türk nüfusu var ki Mısır'da, Suriye'de akıl almaz derecede Türk var. Irak'ta akıl almaz derecede Türk var. İran'da hala Türkçe konuşuyorlar ama nüfusun %53'ü Türk İran'da biliyor musunuz? Efendim? Azeri Türk diye bir şey yok. Azerbaycan Türkleri var. Orası Güney Azerbaycan. Azeri diye bir, sadece coğrafyadan belki. Türkiye Türkleri dediğimiz gibi Azerbaycan Türkleri dememiz yani doğru şey. Şimdi dolayısıyla böyle bir yapı var. Şimdi Türkiye'nin hakikaten potansiyeli yüksek. Düşünün İran Şii olmasına rağmen bize muhtaç. Suriye, Irak bakın Arap olmalarına rağmen orada Saddam döneminde de olsa Esad döneminde, Baba Esad döneminde problemimiz vardı Hatay meselesinden sonra bu Esad zamanında da biliyorsunuz Hatay meselesini de bıraktık dediler. Hatta PKK'ları da teslim etmişlerdi. Aslında hükümet çok güzel bir iş yapmıştı biliyor musunuz? Suriye ile ticaret anlaşması imzaladı. Vizeleri kaldırdı. Stratejik anlaşma imzalandı. Karşılıklı gidiş gelişler vardı. Ben de o tarihte Halep Üniversitesi'ne bir konferansa gittim. Türkiye'nin Orta Doğu politikasında Suriye'nin yeri ve önemi diye. Ve orada şunu gördüm. Türkmen çocuklar üniversitenin bana Türkçe sorular sordular biliyor musunuz? İzin veriliyordu buna artık. Ve sigara yasağı getirmişti Esad şeyde kapalı alanlarda Tayyip Bey'den öğrendiği için. Sigara yasağı getirmişti. Yavaş yavaş Türkiye'ye benzemeye çalışıyordu. Ama biz Amerika'nın isteği üzerine Suriye'ye ters döndük. İşte stratejik derinliklerle bilmem nelerle yanlış işler yaptık. Şimdi aynı şey bugün bakın Irak'ta o hatayı yaptığımız için nelerle karşılaşıyoruz şu an. Dolayısıyla bizim bu Orta Doğu projesinde Irak'ın da Suriye'nin de bize muhtaç olduğunu bilmemiz lazım. Ama bir sebep, bir şey şartla bilmemiz lazım. Birinci Dünya Savaşı'nın
ve orada bize yapılanları unutmamak kaydıyla. O bir kenarda durması lazım. Yani hep tedbirli olacaksınız. Peygamber Efendimiz diyor ki, dostuna da bir dereceye kadar güven diyor. Ola ki ihanet ede diyor. Dolayısıyla Allah'tan başkasına hiçbir şekilde tam teslimiyet yoktur. Hep devlet olarak belli bir şüphe içerisinde davranmak mecburiyetiniz vardır. Değerli arkadaşlar, şimdi tabii ki bunun bu söylediklerimin dışında yapılması gereken başka şeyler var. Ülkemizde derhal bilim adamlarını muhafaza edecek, öldürülmelerini engelleyecek bir bilim şehri kurmamız gerekiyor. Onları koruma altına almamız lazım. İşte toryum madeniyle uğraşan bilim adamları uçakta, Isparta uçağında düştü. Yine aynı şekilde boraks madenlerimizle ilgili şeyler var. Bakın toryumla ilgili bir şey söyleyeceğim. Dünyadaki ikinci ülkeyiz toryum madeni açısından. Hindistan'dan sonra ikinci geliyoruz. 880 milyon ton toryum var Türkiye'de. Şu anki rezervler. Ve sadece Elazığ bölgesindeki toryum Türkiye'nin 100 yıllık enerjisini karşılayacak nitelikte. Ve 1 gram toryum, saflaştırılmış 1 gram toryum 20 bin litre benzine bedel enerji veriyor. 20 bin litre benzine enerji veriyor. 30 metre küplük bir alanda toryum reaktörü temiz enerji, atığı yok. Bunun 30 metre küplük bir yerde elektrik enerjisi üretiminde 3000 megawatt elektrik üretiyor. 3000 megawatt. Ben grup başkan vekiliyken Kanada'dan bir şirket geldi. Yap işlet devletle biz bunu üstlenelim dedi toryum madeniyle ilgili. Şu an toryumu saflaştıran bilim adamımız var, yalnız onu söyleyeyim. Bir üniversitemizde hala görev yapıyor. Yerini vermek istemiyorum. Çünkü naklen yayın da var. Dolayısıyla saflaştırabilmiş durumda Türkiye şimdi onu. Bizim bunu kullanmamız halinde zaten petrole ihtiyacımız yok. O kadar. Şimdi haliyle bizim bilim adamlarını koruma altına almamız lazım. İmkanlarını genişletmemiz lazım. Çeki düzen vermemiz lazım üniversitelere. Kaç üniversite var şimdi? Vakıflarla beraber herhalde 200'ü geçti mi? 200'ü geçti. Kaliteyi artırmak gerekiyor yalnız. Üniversiteye gelen gençlerin kalitesini artırmak gerekiyor. Belki bunun için özel bir takım eğitim sistemleri uygulanması gerekiyor. Bunları yapacağız. Şimdi bunları yapmadığımız takdirde Türkiye beyin göçünden kurtulamaz. Bizim için risklerden bir tanesi bu. Yine bir şeyi ifade etmek istiyorum. İstanbul elimizde olduğu müddetçe, bunu unutmayacak Türkiye'yi yönetenler, İstanbul elimizde olduğu müddetçe hem Batı'nın hem Arapların bize tavır almaması mümkün değil. İstanbul, tekrar ediyorum, elimizde olduğu müddetçe Batı'nın her zaman için arkamızdan oyun oynaması mukadderdir. Bunu bilerek hareket edeceğiz. Batı ile ilişkimizi keselim demiyorum. Tam tersine bunu bilerek hareket edelim diyorum. Bu şekilde hareket etmemiz lazım. Çünkü değerli arkadaşlar, bizde Müslümanlıkta, İslamiyet'te çok katı olan bir sadece bir mezhep vardır. O da Şiiliktir. Bu pek taviz vermezler. Hanefi, Hanbeli, Maliki, Şafii mezhepleri birbirine geçişli mezheplerdir ve birbiriyle problemleri olmayan mezheplerdir. Ama bu şeyi göz önüne alarak, bu durumu göz önüne alarak Türkiye'de biz İslam'ı herhangi bir şekilde oturup gene de konuşabiliriz. Her şeyiyle konuşabiliriz. Ve konuşmamız da lazım. Ama Batı dünyasında Hristiyanlığı konuşamazsınız. Katolikler Protestanları ayrı bir din olarak görür. Şimdi hatırlayın, bu FETÖ ile bağlantılı ne yapıyorlardı? Dinler arası diyalog, medeniyetler arası ittifak.
Şimdi bunu kabul eden insanları anlamakta zorluk çekiyorum. Dinler arasında diyalog olabilmesi için ben Hazreti İsa'yı peygamber olarak tanıyorum. Hazreti Davud'u peygamber olarak tanıyorum. Ama onlar Hazreti Muhammed'i peygamber olarak tanımıyor. Tanımaları da mümkün değil. Peygamber olarak tanısalar zaten çıkacaklar kendi dinlerinden. Bu bir. İkincisi, medeniyetler arasında ittifak olduğu takdirde bir medeniyet diğer medeniyeti yok eder. Üstün olanı diğerini yok eder. Medeniyetler onun için ittifak etmez. Medeniyetler arasında çatışma vardır. Çatışma olmazsa medeniyetler gelişmez. Rekabet olmak zorundadır medeniyetler arasında. Ki hep böyle olmuştur. Dolayısıyla bu gibi bir takım zemini olmayan, kökü olmayan sloganvari hareketlerden bizim Türkiye olarak vazgeçmemiz lazım. Bu ayrıca buna bağlı olarak Türkiye'deki tarikatleri, cemaatleri kontrol altına alması lazım Türkiye'nin. Maddi olarak kontrol altına alacak, denetime tabi tutacak bir sürü şeyler yapması lazım Türkiye'nin. Bunların fetva vermesini önleyecek. Ama tabii Diyanet'e de çeki düzen verecek. Öyle faiz haram değildir falan demeyecek. Bir Diyanet lazım. Şimdi Kur'an'a açıkça inkar ediyor. Açık açık söylüyorum. Hiç kimseden, Allah'tan başka kimseden korkum da yok. Onu da söyleyeyim. Dolayısıyla böyle siyasi atmosfere göre karar veren bir din müessesesi olmaz arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın. Olmaz. Şimdi koca koca hocalar çıkıyor, söylemediklerini bırakmıyorlar. Önünde havlayanları mı ararsınız? Sürünerek gidenleri mi ararsınız? Peki bunlar nasıl insan ki? Kalk be adam, böyle olmaz. Ben Allah'a sizin yüzünüzden zor duruma düşüyorum demesi gerekirken niye demiyor bunlar? Hepsi menfaat peşinde. Dinden faydalanan insanlar. Gerçek dindar değil. Dolayısıyla bunların önüne geçmesi lazım Türkiye'nin. Çünkü demokrasi başka türlü olmaz. Özgür düşünceye sahip olmadığı takdirde toplum demokrasiyi yerleştiremezsiniz. Mümkün değil. Takım tutar gibi insan tutulmaz demokrasilerde. Dolayısıyla başarılı olanı desteklersiniz, başarılı olmayanı desteklemiyorum dersiniz. O karşınızdaki kişiler de kendine ona göre çeki düzen verir. Toplumu böyle bir sisteme sokmak zorundasınız. Diğer bir konu, gençlerimize tarihi doğru öğretmemiz lazım. Ezberletmememiz lazım. Ezberler olmaz bu iş. Diyelim ki şan şöhret hiç bilmem ne aldı altında. İşte Abdülhamit Ulu Hakan bilmem kim nasıl bilmem, bunlardan vazgeçsin insanlar. Abdülhamit rom içiyor. 4. Murat içkiden ölüyor. Hiç kimse kusura bakmasın, içiyor bunlar. Ama bunlar dokunulmaz, içmez bunlar diye birileri çıkıyor ortaya. Yok kardeşim, içiyor, var mı? Yazıyor bunlar kaynaklarda. Ama kutsallaştıran bir yapı var bizde. İnsanları kutsallaştırıyorlar. Bilmem ne diye. Alimi kutsallaştırabilirsin, hürmetle eğilirsin alimin önünde. Ama bir kişinin önünde eğilemezsin. Sadece Allah'a secde edersin. Kişiler cennete götüremez seni. Kişilerin kendisini cennete götürüp götüremeyecekleri belli değil. Ha, şunu da belirteyim. Biz Türkler İslam öncesinde tek tanrılı dine inanmışız. Puta hiç tapmamışız. Türkler olarak. Tarihimizde puta tapma yok. Enteresan bir şey. Tek tanrılı din. Şimdi bu dine mensup olarak bizler tek tanrılı din, gök tengri diyoruz, ellerimizi hala göğe açıyoruz arkadaşlar, bakın. Hala göğe açıyoruz çünkü Allah'ı orada diye düşünüyoruz. Öyle yerleşmiş bizim şeyimize. Allah orada değil ki, her yerde. Biz hala elimizi göğe açıyoruz. Ya Rabbi bize yardım et diye kapımızı da kaldırıyoruz. Öyle demesek, şöyle yapsak olmaz mı? Olur. Ama böyle yapıyoruz. Bakın, bu bir geleneğimizdir. Ha, aykırı mı İslam'a? Hayır. Değil. Ama bilmemiz lazım bakın bunları.
tarihimizi doğru öğretmemiz lazım. Malazgirt Savaşı'nda Alparslan işte cuma günü atını işte beyaz şeyini giydi, bir kıyafet giydi. Ondan sonra atının kuyruğunu bağladı. Cuma günü Bizans İmparatoru Diyojen'le savaşa girdi. Niye atının kuyruğunu bağladı? Sor gençlerin bir tanesi bilmez. Ama niye bağlandığını anlatmanız lazım. Bunu da nasıl yapacaksınız biliyor musunuz? Bir dakika savaş sahnesi gösterirsiniz. 14 dakika Anadolu'nun fethiyle, bu savaşla birlikte Anadolu'nun kazandığı yeni medeniyet anlatırsınız. Bakın, Türklerin Anadolu'ya gelmesiyle yeni bir medeniyetin temelleri atıldı dersiniz. Ağlat mezar taşlarını gösterirsiniz. Dantel gibi işlenmiş o taşları. Demek ki bozkır kültürüne sahip bir millet değil, taşı dantel gibi işleyen sanat ruhlu insanlar olduğunu ecdadının anlatırsınız. 14-15 dakikalık CD'ler. Derslerde bunu koyarsınız, öğrenci onu hem dinler hem görür, birkaç duyusuna birden hitap edersiniz, bir daha da unutmaz. Barbar sözlerine karşı da hadi oradan der. Benim atam Sabuncuoğlu Şerefettin'le panzehiri icat etti, buldu. Benim atam uçtu der Hezarfen'le. Bunları söyler genç. Der ki benim atam geçmişte dünyaya, insanlığa şu hizmetleri yaptı der. Gence böyle vermek lazım tarih bilgisini. Ama dediğim gibi aşırıya kaçmadan. Hani Atatürk diyor ki, biz her zaman hakikat arayan, onu buldukça ve bulduğumuza kani oldukça ifadeye cüret eden insanlar olmalıyız. Ve tarih yazmak, yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa, değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır. İşte tarihçilere, bizlere düşüyor bu görevde, objektif olma. Tarihi doğru anlatma. Biz tarih kurumundayken, İlber Hoca, ben vesaire birkaç arkadaşımız, dedik ki talim terbiyeye, ya şu tarih kitabını biz yazalım tarih kurumu olarak. Ücret istemiyoruz, bağışlıyoruz. Gelin biz yazalım. Kabul etmediler. Çünkü rant var. Yazdırmadılar. Halbuki ben buna karşılık 5-6 tane şey yaptım. CD hazırladım. Mezarlıklarımız dedim. Mezarlık sadece dua edilen yer değil veya atalarımızın neyin yattığı yer değil ki. Onlar bizim tapumuz. Orada yaşadığımızın delili. En büyük delili hem de. Ondan sonra sahafları yaptık. Sabuncuoğlu Şerefettin'in panzehiri, yılan, hatta gerçekten yılan bulup ısırttık. Bunların filmini yaptık böyle 15 dakikalık. Bunu izleyen unutmuyor bir daha. İşte tarih kitabımızı yeniden yazmamız lazım. Çocuklarımıza bu şekilde öğretmemiz lazım. Her şeyi öğretmeye de gerek yok tarihte. Ucu bucağı yok. Biz öğrenemiyoruz ki çocuklar öğrensin. Ama şunu da söyleyeyim. Mesela Anadolu tarihi içerisinde enteresandır. Atatürk'ün dediği çıkıyor biliyor musunuz? Göbekli Tepe'yi demiyorum. Resmi olarak bizim tespitimiz Ankara Güdül'de kaya resimleri vardı. Bir çoban bulmuş. Gittik araştırdık. Bizim Orta Asya'daki saymalı taşlarla aynı şeyleri, resimleri taşıyor. Tarih milattan önce 5000. Milattan önce 5000 ve kurganlar var. Kurgan, Türk mezarları var. Ve bu kurganlar Doğu Anadolu'da sadece bir projeyle ortaya çıkarmıştık. 1000 kurgan tespit edildi. Bunlardan bir tanesi Hakkari Yüksekova'da yapılan kazılarda kımız güğümü, ondan sonra hakimiyet baltası, yine bıçağı ve balbal tarzında mezar taşı. Tarih milattan önce 1200. Ve National Geographic'te yayınlandı. Tarih kurum belletinde yayınlandı. Böyle doğru öğretirsek tarihini insanlarımıza, öyle bilmem muhteşem yüzyıllar gibi falan safsatayla değil. Ama doğruyu öğretmek kaydıyla çok önemli sonuçlar elde ederiz. Çünkü neden biliyor musunuz? Tarih geçmiş gibi görünüyor ama tarih geçmiş değil aslında. Tarih gelecek. Çünkü tarihte ne kadar geçmişi iyi biliyorsanız ve ne kadar derine inebiliyorsanız
gelecekte o kadar ileriye matuf plan ve programlar yapabilirsiniz. Dolayısıyla onu muhakkak ki iyi göstermek mecburiyetindeyiz gençlere. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Türkiye birazcık diklenmeye bir şeylerde çalıştığı an karşımıza ya bir yaptırım çıkıyor ya başka buna benzer bir şeyler çıkıyor. Dikkat edin. 1963'te de olmuştu bu. Kıbrıs'la ilgili biliyorsunuz. Hatırlayın Cengiz Topel'in şehit olduğu o dönem. 74'te de oldu, karşımıza çıktı. Çünkü 63'te çıkarma gemimiz yoktu. Çıkarma gemisi yaptık onun üzerine. 74'te çıkarma gemilerine çıktık, öyle değil mi? Ondan sonra aynı şey sürekli olarak başımıza geliyor. Irak meselesinde bir tezkere reddedildi. Karşımıza bir türlü yaptırımlar çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında yaptığı. Biz ne yaptık ona karşılık? Dedik ki kendi şeyimizi kendimiz üreteceğiz. O zaman topumuzu, tüfeğimizi kendimiz üreteceğiz. Sonra ne oldu? İsrail'den İHA'lar almaya çalıştık. Terörle mücadele edeceğiz diye. Onlar vermediler. Bu sefer biz sadece İHA yapmadık, SİHA'yı da yaptık. Yani gördüğünüz gibi sürekli bir Türkiye'nin ayağa kalkmaması için bir baskı var. Bu baskıya karşılık bizim çok dikkatli olmamız gerekiyor. Çok iyi bir politika yürütmemiz lazım. Şimdi benim düşüncem keşke hükümet şöyle bir şey yapsa. Rusya ile bir takım ilişkiler kuruyoruz. Artık Amerika'nın ne olduğunu herkes biliyor herhalde Türkiye'de. PKK'yı resmen desteklediğini PYD'yi açıkladı. Doğru mu? Evet. Doğru. Kaçınılmaz. Ve oraya hangi sebeple gelmiş olduğunu ortaya koydu mu? Koydu. Ne kadar insan öldürdü orada Irak'ta, Suriye'de bir düşünün. Milyonlarca insan öldürdü. Tamam. O zaman bizim başka bir alternatife bak girmemiz lazım. Avrupa Birliği zaten almıyor bizi. Almak istemiyor. O zaman ne yapacağız? Avrasya'da bir birlik kuralım diye. Türk Birliği. Sadece Türk Birliği değil. Paraslayayım. Rusya'yı da alalım. Çünkü Rusya'nın içerisinde o kadar çok Türk var ki. İran'ı da alalım. Gürcistan'ı da alalım. Azerbaycan Türk Cumhuriyetleri'ni alalım. Rahata ererlerse Irak'ı da alalım. Suriye'yi de alalım. Hatta bir Avrasya Birliği kuralım. Yani o enlem dairelerinin, enlem miydi? Yukarıdan şemeli değil mi? Boylan. Boylan dairelerinin içinde kalan enerji merkezlerinin içinde yer aldığı bir coğrafyada bir birlik kurmuş olacaksınız. İzin verirler mi? Vermezler. O zaman akıllı davranırsınız. Kazakistan Rusya ile zaten anlaşma yapmış. Ben de Kazakistan'la yaparım. Azerbaycan İran'la yapar. İran Türkmenistan'la yapar. Birbirimize öncelikle ilk ekonomik anlaşmaları, ticaret anlaşmalarını imzalarız ve bir madde koyarız. Kazakistan'la ticari anlaşmalar yapmış her devlet benim için de geçerlidir derim. Bir madde koyarım, bitiririm. Ondan sonra ne olur? Doğalgazı da Avrupa'nın benden gider. Petrolü de benden gider. Hepsi buraya bağlıdır o zaman. Çin'i de dahil hepsi bana bağlı olur. Bunu Osmanlı şu şekilde yapmaya çalışmış. Fatih Sultan Mehmet Anadolu'yu almış ama İstanbul almak istemiş. Rumeli'ye geçmişiz. İstanbul hep Çibanbaşı olarak duruyor. Çünkü ticaret yollarının temeli orada yatıyor. Karadeniz bölgesinden geçen. Bunun üzerine İstanbul aldıktan sonra dikkat edin Karadeniz'in kuzeyine gitmiş, Kırım almış. Güneyinde Trabzon'un İmparatorluğu denilen Komnenler sülalesini ortadan kaldırmış, orayı da almış. Karadeniz'i böylece o ticaret yoluna hakim olmuş. Anadolu'ya zaten hakimler. Uzun Hasan'la mücadele etmiş Fatih Sultan Mehmet. Uzun Hasan'ı ortadan kaldırmış, Anadolu yolunu kontrol etmiş. Memlükler var güneyde, tam Mısır'a kadar uzanan İpek yolu, baharat yolu oradan geçiyor. Orayla başlamış mücadeleye Karamanoğullar Osmanlı idaresine girmiş ama Memlüklere yapamamış. Onu da Yavuz Sultan Selim tamamlamış. Yani Batı'nın Doğu'la yaptığı bütün ticaret yollarına Türkler hakim olmuşlar. Zaten bu faaliyettir ki
Batılıları coğrafi keşiflere çıkmak mecburiyetinde bırakmış. Yani yüksek güverteli gemiler veya pusulanın icadı falan değil bizim tarih kitaplarımıza yer aldığı gibi. Aslında bu ticaret yollarının Türklerin kontrolüne girmesiyle Batılılar yeni ticaret, doğuya ulaşacakları yeni ticaret yolları aramak için o coğrafi keşiflere çıktılar. Amerika keşfedilmeseydi belki de çok başarılı olacaktı Türkler. Ama Amerika keşfedilince büyük bir talihsizlik bizler açısından orada akıl almaz derecede madenlere, kıymetli madenlere ulaştılar. 1550'de sadece İspanya'ya giren altın ve gümüş miktarı 228 ton. Sadece İspanya'ya giren 228 ton. Osmanlı piyasasını alt üst etmiş. Çünkü Osmanlı piyasasında sadece kendi paraları değil, Avrupa paraları da kıymetli maden olarak değişik tokuş yapıldığı için onlar da giriyor. Nitekim Kanuni Sultan Süleyman döneminin ilk tahta çıktığı dönemlerde 100 dirhem gümüşten 300 akçe kesilirken 1550'den sonra 100 dirhem gümüşten 450 akçe kesilmeye başlanıyor. Yani %50'lik bir enflasyon var. Bu bizim tarihimizin akışını değiştirmiştir. Coğrafi keşiflerin bu buluşu. Şimdi dolayısıyla bakın o tarihte bu ticari yollara hakim olmayı düşünen bizim ecdadımız bundan 600-700 sene önce hatta bunu düşünen ecdadımızın yaptığını niye yapmıyoruz biz? Bakın o Batı'nın ihtiyaç duyduğu en önemli madde nedir? Çin de dahil zaten Amerika'nın Çin'in bu gelişmesine karşılık petrol aldığı ülkelerde bakın karışıklık çıkıyor. Yani orayı kendi kontrol olarak Çin'i kontrol etmek istiyordu. Şimdi biz bu coğrafyaya hakim olduğumuzda, bu petrol bölgelerine hakim olduğumuzda, böyle bir birlik kurduğumuzda Batı bize muhtaç olacak. Amerika şu an dünya petrollerinin %26'sını kullanıyor. Dünyada çıkan petrolün %26'sını Amerika kullanıyor. %20'sini Avrupa kullanıyor. %46'sını Amerika ve Avrupa kullanıyor. Sadece bu ülkeler. Yarısını neredeyse. Şimdi dolayısıyla neye ihtiyaçları var? Buna ihtiyaçları var. Biz bu coğrafyada böyle bir birlik kurduğumuz takdirde bir defa dünyada çok farklı bir akış, ticaret, tutum da siyasi platforma kadar çok değişik bir ortaya şey çıkar, sonuç çıkar. Dolayısıyla biz ne yaparsak yapalım buna doğru kaymak zorundayız. Şimdi haliyle şunu söyleyeyim. Batı'nın demokratik anlayışını, hukuk anlayışını benimseyelim mi? Benimseyebiliriz. Ama kendi hukuk sistemimizi incelemediğimiz için bunu söyleyebiliriz. Kendi hukuk sistemimizi incelediğimizde yani Osmanlı'nın 624 sene şeyi var, geçmişi var. Osmanlı hukuk sisteminde bakın okutulmadığı için bilinmiyor belki, çok özel bir yapı vardır. O da nedir biliyor musunuz? Her mahkemede kadının bulunduğu mahkemede şuhudül hal adı altında o kazanın muteber insanlarından oluşan bir jüri vardır. Mahkemede jüri vardır. Bu jüri kadının kararına karışmaz. Ama mahkemenin doğru yürüyüp yürümediğine bakar ve ona göre şeriye sicilleri dediğimiz sicillerin altına imzasını atar veya mührünü basar. Şuhudül hal. Bu insanlar oluşur. Peki biz şöyle bir şey yapsak, asliye hukuk, sulh hukuk, ceza hukuku mahkemelerimize daha az dosya vererek her bir mahkemeye bilgisayar tarafından tespit edilmiş emeklilerden bir avukat, bir savcı, bir hakim jüri olarak koysak bir otokontrol sistemi gerçekleştirilebilir mi, gerçekleştirilemez mi? Ve bu kişilerin vereceği rapor doğru usulen yürütülüp yürütülmediğine dair vereceği rapor aynı zamanda hakim ve savcının da sicilinde etkili olacak. Böyle bir sistem getirsek söz gelime daha farklı olur mu? Bence olur. Çünkü bir otokontrol sistemi olacak. Daha az dosya vererek diyorum, tekrar ediyorum. Şimdi dolayısıyla bu yapılabilir mi? Yapılabilir. Sağlık sisteminde yapılabilir mi? Yapılabilir. Aslında Türkiye çok zengin bir ülke biliyor musunuz? Burası çok zengin bir ülke. Bu ülkeyi
iyi değerlendirdiğinizde, yerli yerine her şeyi kullandığınızda, samimi söylüyorum, çok uzun sürmez. Çok kısa bir zaman içerisinde başarıya ulaşırsınız. Sebeplerinden bir tanesi de milletin tevekkül içerisinde bulunmasıdır. Bağırmaz, çağırmaz, dikkat edin, Irak'ta bile işte her yerde nümayişler yapılıyor, ayaklanmalar oluyor, söz konusu bir sürü şeyler oluyor. Bakın bizim ülkemizde olmaz bunlar. Aç bırakırsın, evinin orada bir şey diker, işte tavuk besler, yumurtasını yer. Küçücük bir bahçesi varsa soğanını bilmem lahanasını orada üretir. Gene karnını doyurur bir şekilde. Bir şey yapar yani. Dolayısıyla böyle bir yapısı da vardır milletin. Böyle bir millette ekonomik kalkınmayı sağlamak çok kolaydır. Tekrar ediyorum ama. Milli değerlerden taviz vermemek kaydıyla. Ve şurasını da unutmayalım. Bu ülkenin adı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Türkiye ne demektir? Türklerin yaşadığı ülkedir. İşte Atatürk de onun için Türk milleti diyor. Ne mutlu Türk'üm diyene diyor. Muhtaç olduğum kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur diyor. Onun için bu milletin kimliğine de artık kimse kusura bakmasın, Türk desin. Türk demekten de korkmasınlar. Çünkü yüz kızartıcı bir millet değil. Geçmişi aktır, geleceğe de öyle olacaktır. Dolayısıyla Türk milletinin bir takım kafalar, biz işte Müslümanız diyor. Müslüman, kimliğimi sorarsa Müslüman derim. Kardeşim ben de Müslümanım. Herkes Müslüman olabilir. Fransız da Müslüman olabilir, Rus da Müslüman olabilir, Alman da Müslüman olabilir. Bu kimliğin değil, bu inancın. Bu din kardeşliğindir onlarla. Benim kimliğim Türk kimliğidir. Türk kimliğini demekten korkmadığınız andan itibaren düzelirsiniz. Düzeltebilirsiniz bu ülkeyi. Hepinize saygılar sunuyorum. Efendim, biz de Yusuf kardeşime teşekkür ediyoruz verdiği bu bilgilerden dolayı. Kısa bir değerlendirmem olacak ama önce sizlerden soru ve cevap, katkılarınızı bekliyoruz. Soru soracak olanlar ismini söylerlerse seviniriz. Buyurun. Sen Balkanlısın, sen sor. Ben yalnız kısa olsun lütfen. Öncelikle hakikaten uzun zamandır böyle güzel, hoş bir söyleşide bulunmamıştım. O yüzden çok teşekkür ederim sevgili hocam. Salih Aynural. Yalnız iki çok önemli nokta olduğu için değinmek istiyorum. Birincisi keşif meselesi, Amerika'nın keşif meselesi. Ben uzun yıllardır bunun çok yanlış olduğunu, Amerika'nın keşfedilmediğini ve eğitim sistemimizde de bunun çok yanlış bir şekilde yerleştirildiğini düşünüyorum. Çünkü keşif bu bilinmeyen bir yerin efendim açıklığa kavuşturulması manasında. Dolayısıyla Avrupa'dan giden efendim Christoph Kolomb'undan olsun, Amerikan Vespucci'sinden olsun diye. Şimdi oraya gidenler karşılarında oranın yerli insanları var. Dolayısıyla daha önce zaten orada yerleşmiş bir medeniyet var. Ve oraya da giderek de ciddi katliamlar yaptılar. Bu ayrı bir konu. Dolayısıyla belki Avrupalıların farkına varması olayı olarak değerlendirirse çok daha iyi olur ve eğitim sistemimizde bunu oturtmamız gerektiğine inanıyorum. İkincisi de Rusya meselesi. Şimdi Rusya dediğimiz zaman, Rusya şu anda biliyorsunuz federasyon, Kırım'ın işgaliyle beraber 22 cumhuriyet oldu ve bu 22 cumhuriyetin 15'i de Türk ve akraba cumhuriyeti. Dolayısıyla Rusya diye ifade ettiğimiz zaman bu cumhuriyetleri de inkar etmiş gibi durum oluyor. Dolayısıyla belki bütün ifadelerimizde Rusya Federasyonu da o şekilde kullanırsak çok daha iyi olur diyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi affedersin hemen söyleyeyim daha iyi. Hemen şimdi coğrafi keşifler derken şundan dolayı diyoruz. Batı tarafından bilinmediği için Batı orada insanların yaşadığı öyle bir kıtanın varlığından haberdar değildi biliyorsunuz. Bizim Piri Reis de Christoph Kolomb'un da haritalarından faydalanarak o haritalar yaptı biliyorsun. Piri Reis haritasını yaptı. Çünkü orada hangi haritalardan faydalandığı belirtiyor. İskenderiye'deki kütüphaneden de aldıklarını da belirtiyor Piri Reis. Ama Amerika'nın keşfi, işte Amerika Vespucci'nin özellikle gittiğinde onu Hint adaları zannediyorlar biliyorsunuz ilk oraya gitti. Yani haberdar değiller öyle bir kıtadan.
Ha şunu söyleyeyim, orada yaşayan Kızılderililerin Türklüğü söz konusu ediliyor bugün. Amerikan İngilizcesinde mevcut olan Türkçe kelimelerin birçoğunun onlardan geçmiş olduğu da belirtiliyor. Nitekim bizim Mustafa Aksoy diye bir arkadaşımız var. Gitti onlarla da baktı o kilimlerin, dokudukları kilimlerin işte desen şeyleri, motifleri, tamga diyoruz. Onlar bizim Orta Asya'daki de aynı. Kızılderili reislerinin giydikleri o tüylü şeyler bizim şamanlarla aynı. Dolayısıyla o bizim açımızdan değil, biz de bilmiyorduk o kıtanın varlığını, Osmanlı Devleti olarak, o tarihi olarak düşüneceksiniz. Avrupa da bilmiyordu. Nitekim Amerika'nın keşfi derken Batı açısından Amerika'nın keşfi. Yoksa orada insanlar tabii ki yaşıyor. Aztekler, İnkalar, bunların hepsini Kızılderililer yok ettiler biliyorsunuz onları. İkincisi de Rusya derken biz tabii federasyon olarak şimdi uzun olmasın diye Rusya diye geçiyoruz. Yoksa şey değil. Teşekkür ediyorum. Başka efendim. Buyurun efendim. Doktor Ferit Yalçın, sayın konuşmacılarımıza teşekkür ediyoruz. Bizi aydınlattılar. Hocamız dedi ki işte Avrasya'da bir birlik kuralım. İşte Ruslarla, işte İran'la, işte daha değişik ülkeleri saydınız. Tamam onu yapalım. Bir taraftan da 1 milyon 750 binden diğer 3-400 bini Türk alemine düşersek 1 milyon 400 bin Müslüman kardeşimiz var. Bunların birliğini de sağlayalım. O zaman dünya hakim oluruz. Hiçbir zaman ezilmeyiz. Türk ve Müslümanlar olarak. Bu konuda ne dersiniz? Veya bu konuyu da konuşmalarınızda Türkiye çapında gidip geliyorsunuz her tarafa. Bunu da işte esek daha iyi olur kanalına. Anlayamadım. 1 milyon 400 binlerdeki 1 milyar 750 milyon anladım. Müslüman var. Evet, bunun da 400 binin Türk harem olarak düşersek geriye kalıyor 1 milyar 400. Tamam biz anladım. 400'ü birlik beraberlik yapmaya çalışalım. O ittifakımız da olsun. Ama öbür taraftan yerlerde sürünen İslam aleminin de lütfen onunla da ilgilenip ayağa kaldıralım. Onu teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şimdi burada mesele şu benim söylediğim. Bakın ekonomik münhasır bölgesi diyoruz. Şimdi biz eğer o boylamlar arasındaki enerjinin bulunduğu bölgede bir birlik kuracak olursak zaten bunun hedefinin ne olduğunu ortaya koyuyoruz. Diyoruz ki böyle bir birlik Batı'yı kontrol etmemize yardımcı olacaktır. Şimdi bana söyler misiniz? Araplar kendi içerisinde birlik olabiliyor mu bugün? Hayır, Araplar bile birlik olamıyorlar. Birbirlerine düşmüşler. İşte Kudüs meselesinde dün Sayın Cumhurbaşkanı ne dedi? Ya Suudi Arabistan neredesin dedi. Şimdi ama Suudi Arabistan nerede? Biliyorsunuz şeyin kürenin üzerine beraber Amerikan başkanıyla el koyanlardan değil mi? Veya Mısır öyle değil mi? Sizi o kürenin üzerine beraber el koymadılar mı? Şimdi biz yardımcı olmaya çalışıyoruz da şu an Türkiye olarak da Filistin kardeşlerimiz Filistin derken Suriye'ye adım uzattığımızda ilk bizi tenkit eden kimdi? Filistin'di. Şimdi bakın değerli arkadaşlar, tarih yalan söylemez. Tarih acımasızdır. Birinci Dünya Savaşı'nda biz orada onlar adına mücadele ederken bizi arkadan vuran onlar değil miydi kardeşim? Yapmayın Allah aşkına. Yani vurdular. İşte söyleyeceğim. Şimdi gidip bizim ordunun durumunu İngilizlere anlatan onlardı. Ben tarihçiyim, biliyorum bunları. Şimdi Lavrens'te işbirliği yapanlar, Osmanlı'nın en çok mücadele ettiği Arap ülkeleri içerisinde hangisidir? Suudi Arabistan'dır. Yani Suudilerdir, Vehhabilerdir. Şimdi bugün Sayın Cumhurbaşkanı da bunu söylüyor işte. Neredesin diyor. Sesin çıkmıyor diyor. Çıkar mı sesi? Çünkü Amerika'nın desteğiyle orada duruyor o krallar. Demokrasi var mı? Yok. İnsan hakları var mı? Yok. Peki Irak'a insan hakları ve demokrasi için gidenler, oraya baskı yapanlar, savaş açanlar, insanları öldürenler niye Suudi Arabistan'da yapmıyor? Şimdi bakın, tarih acımasızdır diyorum. Gönlünüzde duruyor gerçekler. Olmaz. Yapamazsınız. Zira devlet olma bir kültür meselesidir. Peygamber Efendimiz zamanında İslam devleti kuruldu. Endülüs Emeviler İspanya'da kadar gitti. Gitti. Emeviler ardından Abbasiler.
Baktılar kendiler yapamıyor, Selçuklu'yu davet etmediler mi? Yani şimdi biz ha kenara bırakalım atalım demiyorum ki. Önce biz bir birlik kuralım bakalım. Kalkınacaksa kendiler kalkınacak. Nasıl kalkınacak? Az önce söyledim. Dini siyasete alet etmesinler. Ama ediyorlar. Dini siyasete alet ediyorlar. Kur'an-ı Kerim okudunuz mu baştan sona? Anlamıyla. Okuduysanız şunu görürsünüz. Devlet yönetimi yoktur. Meşveret vardır sadece. Onun için Osmanlı Devleti, yani biz ondan daha iyisini biliyoruz diyemeyiz. Osmanlı Devleti, kanunnameyi örf-i Osmani ile yönetilmiştir. Ne demektir örf? Tursun Bey'e bakarsak, bugünün meşhur uluslararası hukukunun şeyini çizmiştir, niteliğini çizmiştir. Diyor ki Tursun Bey, ulul emrin, yani yönetimin, yöneticilerin ortaya koyduğu hüküm örftür. Yöneticilerin koyduğu örftür. Bunun kanun haline gelebilmesi için iki şart gerekir diyor. Biri diyor, bunu uygulayanların uyguladıkları takdirde suçlu duruma düşmemeleri gerekir diyor. Bugünkü hukukun temeli. İkincisi diyor, verilen hükmün kanun haline gelebilmesi için diğer kanunlarla zıt olmaması lazım. Çelişmemesi lazım diyor. Gene bugünün kuralı. Şimdi ta 1464'te çizmiş bu hukuk kuralını Dursun Bey. Şimdi biz de diyoruz ki kanunname yapmış Fatih Sultan Mehmet'in işte kanunnamesi var. Kanuni'nin işte asıl Yavuz Sultan Selim'in kanunları o. Kanuni'ye mal ediyoruz. Kanun'un işte kanun ismi de kanun çıkarmış diyoruz. Bakın bu kanunlara bakın. En küçük birbiriyle tenakkuza düşen tarafı yoktur. Biz 50 kere değiştirdik mecliste biliyor musunuz çıkan bir kanunu? Olmaz. Devlet ve kültürü, devlet kültürüne sahip olan yapılar kanunu zırt pırt değiştirmezler. Anayasa zırt pırt değişmez. Oturtursunuz, o değişmez hale getirirsiniz. Yani şartlara, gönül şartlarına uymuyor. Yok öyle bir şey olmaz. Anayasa gönül şartlarına kendiliğinden uyacak şekilde daha kapsamlı şekilde hazırlanırsa o olur. Ama öyle yapamıyorsanız o sizin suçunuzdur. İslam dünyası bugün sömürge mi? Herkesin sömürgesi, pazarı. Doğru mu? Doğru. Peki, şeye gittiniz mi? Anca gittiniz mi? İcaz'a gittiniz mi? Gördünüz mü o pisliği? İnsanların nasıl pislikler ortaya attıklarını, temizliyorlar her gün. Her gün nasıl geri pislettiklerini. Temizlik imandandır. Git Japonya'ya, nasıl tertemiz biliyor musunuz? Fabrikalarına girdim. Fabrikaya girerken ayakkabınızı camiye girer gibi çıkarıyorsunuz. Terlik giyiyorsunuz. Fabrika öyle dolaşıyorsunuz. Kim Müslüman tartışılır. Ve şimdi yere adam şey atmıyor. Sigara atmıyor, asla atmıyor. Tükürmüyor yere. Ama bakın ortada. Değerli kardeşim, İslam, demin en başından niye söyledim bunu? Kur'ani olalım diyor. Rehberimiz Kur'an. Hiçbir hoca değil, tekrar ediyorum. Hiçbir hoca rehberimiz değil. Bizim rehberimiz Kur'an. Kur'an'a göre hareket edelim hadi. İslam'da, Müslümanlık'ta. Ama devlet yönetimi yok diyorum, bakın. Özür dilerim efendim. Hazreti Muhammed Aleyhisselam, özür dilerim. Estağfurullah. Hazreti Muhammed Aleyhisselam, Allah'ımız tarafından görevlendirilmiş, devlet kurmada da bize örnektir. Örfle yaptı ama. Efendim? Örfle yaptı. Örfle yaptı ama Allah'ın ayetleriyle. Ayetler başka, bakın ayet. Şimdi. Özür dilerim. Fatiha suresi, bir dakika. Fatiha suresini okuyalım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd ederim ki diye başlıyor, tamam mı? Fatiha suresinde veya ondan sonra Elif Lam Mim diye başlayan surelerde bana söyleyin hangi devlet yönetimi var? Bakara suresine bak hangi devlet yönetimi var? Söyleyin. Özür dilerim. Lenin biliyorsunuz Yahudiydi. Rusya'da komünist devleti kurmak için görevlendirilmişti. Maxim Gorki'ye vazife verdi. Al şu Kur'an'ı dedi. Git iki sene incele. Hazreti Muhammed bu ayetlerden nasıl yararlanmış, devlet kurmuş? Ben de ona göre Rusya'da komünist devleti kurmak istiyorum. Bana yardımcı ol dedi. Yani bunu onun demesi önemli değil. Bakın ben size başka bir şey söyleyeyim. Evet. Ahmet Cevdet Paşa başkanlığında mecelle ortaya çıktı. Hukuk harikası. Değil mi? Mecelle. İlk 100 maddesi dünyanın hukuk harikası olarak bilinir. Ne diyor? Mesela niyetler amele göredir. Ne demek bu? Amel etmediğin takdirde niyetten dolayı suçlu olamazsın diyor. Bakın,
Kur'an'la alakası olan şey değil, devlet yönetiminden bahsediyorum. Hukuk sistemi içerisinde tabii ki inançlar, o toplumun inançları tabii ki etkili olacaktır. Aile yapım olacaktır, geleneğim olacaktır, göreneğim olacaktır. Kur'an-ı Kerim sizi kavimler halinde yarattık diyor. Şimdi onu inkar mı edeceğiz biz? Diğer taraftan, yani Kur'an-ı Kerim'i gerçekten okuyun. En çok akıl üzerine ayet vardır biliyor musunuz? Düşünme üzerine ayet vardır. Okuyun, görün düşünme üzerine olduğunu, akıl üzerine. Çünkü insanda üç önemli şey vardır, unsur vardır. Birisi akıldır. İnsanoğlunda bakın, insanda, diğer hayvanlardan bahsetmiyorum, canlılardan. Akıl vardır, nefis vardır, bir de ruh vardır. Doğru mu? Üç tane. Aklı kullandığın takdirde nefsi kontrol edersin. Aklı kullandığın takdirde nefsi kontrol edersin. Bunu kontrol edersen ruhu temiz tutarsın. Ruh temiz olur. Yanlışlara düşmez. Cenab-ı Allah tutmuş bana yardımcı olmak için Kur'an'ı indirmiş. Orada diyor ki nefsini kontrol etmek için şunlar yapacaksın diyor. Bir, kulak yeme diyor. Yalan söyleme diyor. Zina yapma diyor. Şunu yapma diyor. Değil mi? Bunları söylüyor. Örnek de veriyor. İşte Lut kavmi şunları yaptı şöyle oldu diyor. Ama Ahmet Cevdet Paşa da diyor ki, Abdülhamid'e sunuyor. Maruzat diye. Onu da ben çevirmiştim. Diyor ki, Kamil ve Ali Paşalar gibi diyor, Gulam Parelik'te meşhur olanlar kalmadı diyor. Sanki kavmi Lut yere battı diyor. Kırım Harbi sonrasında. Ne diyorsunuz? Şimdi bakın, bu bir birikimle söylüyorum size bunları. Kur'an-ı Kerim bizim rehberimizdir dini yönden. Ne yapacağımı yapmayacağımı, kulaklı yemeyin diyor. Karşıma gelmeyin kulaklıyla diyor. Kaç kişi kulaklı yiyor şu an düşünün. Herkes. Sevgili kardeşim. Dürüstlük, benim namaz kılmam, oruç tutmam, Allah'ın ihtiyacı olan şeyler değil. Benim için vermiş onu. Diyor ki senin aklına, nefsine hakim olman için diyor, ibadet veriyorum. Oruç tut ki nefsini kontrol edesin diyor. Namaz kıl ki ben unutma diyor. Sürekli an ki unutma diyor, kulaklı yeme diyor. Yanlış yapma, insanların hakkına, hukukuna riayet et, insan ol diyor. Şimdi bana bunu söylüyor, bunun için de bana ibadet veriyor. Kendi ihtiyacı yok. Benim ihtiyacım var. Ben bunları yerine getirdiğim zaman nefsimi kontrol ediyorum, ruhumu temiz kılabiliyorum. Şimdi bunları söylerken ne diyor? Bizim atalarımızda da var. Kork Allah'tan, korkmayandan denir. Allah korkusunun temeli neye dayanıyor? Allah korkusunun temeli kulak yememeye dayanıyor. Allah korkusunun temeli başkasının namusuna, ırzına göz dikmemeye dayanıyor. Allah korkusu. Bence de en büyüğü de kulak yememeye dayanıyor. Niye? Karşıma bununla gelmeyin diyor. Ötekilerle demiyor bak. İçki içiyorsun gene gidebiliyorsun. Haram işlemiş oluyorsun, günah işliyorsun. Ama kul hakkıyla gidemiyorsun karşısına. Affetmem diyor. Şimdi o zaman Allah korkusu olmazsa insanlar her şeyi yapar. Bunu Ahmet Cevdet Paşa Abdülhamid'e de söylüyor. Anadan babadan korkmak, sakınmak hikmettir. Padişahtan vesaireden korkmak, sakınmak hikmettir. Çünkü cümlesinin başı Allah korkusudur diyor. Peki başka var mı? Buyurun efendim. Buyurun efendim. Yok orada yanında yazmışsınız. Emekli Edebiyat Öğretmeni Muhammed Necdet Dursun. Efendim çok geniş bir bilgi verdiniz. Acaba bu bilgileri ve siyasetten de arındığınız için Cumhurbaşkanımıza bir rapor halinde sunuyor musunuz? Ve gerçekten sizin bu bilgilerinizden devlet yararlanması lazım. Bu bir. İkincisi, küçük CD'lerle tarihin öğretilmesini istiyorsunuz ki ve doğru bir şey bu. Bir de yüz hakkı sayabileceğimiz Diriliş Ertuğrul ile efendim Abdülhamid, Haydat Abdülhamid var. Bunları nasıl buluyorsunuz ve bunların devamı gerekir mi? Ne diyorsunuz? Teşekkürler. Teşekkür ederim. Şimdi bizim bir şeyimiz vardır öğretim üyeler olarak. Biz rapor sunmayız hiç kimseye. Bizden istenirse gideriz, destek veririz veyahut da yardımcı oluruz. İstenmediği takdirde biz rapor sunmuyoruz. Böyle bir şeyimiz var bizim. Saplantımız var çünkü okunup okunmayacağından haberimiz olmaz yoksa. Yani bizim varlığımızdan haberdarlar mı? Evet. O zaman isterlerse veririz. Her türlü desteği veririz. Ama kendiliğimizden rapor göndermeyiz. İkincisi o diziler. Bir şeyler üretmeye çalışıyor ama yanlış şeyler dolu içerisinde.
Onun için daha doğru olmasında yarar var. Efendim, İsrail'e giden buyurun lütfen. Hocam ağzınıza sağlık. Ali Şahin Dolunay. Çok kısa iki şey soracağım. Birincisi, ben bir sivil toplum kuruluşunda gönüllü olarak görev yapıyorum. Türkiye'mizin tarihi ve coğrafyası diye konferanslar düzenleyelim diye düşündük. İnşallah düzenleyeceğiz de. Ama ilk anda insanlar böyle hıpkıpmık ediyor. Türkiye'yi açık. Türkçemizin tarihi ve coğrafyası. Nerelerde konuşuluyor, nasıl geldi, nasıl konuşuluyor? Birincisi bu, neden bu hıkmıkı ben anlayamıyorum doğrusu. Bu konuda Türkçeyi öğretmek, yani devlet görevi olmayabilir ama en azından serbest sivil toplum kuruluşları bunu rahatlıkla yapabilir. Burada hıkmıka bir gerek var mı bence, bir onu soruyorum. Bir de bu Osmanlıca konusunu galiba Türkçenin Arap harfleriyle yazılmış olduğunu toplumumuz bilmiyor. Canlı yayında yapılmış olması nedeniyle bu Osmanlıca konusunun gerçek bir Türkçe olduğunu izaha kısaca özetlerseniz çok memnun olurum. Saygılar sunuyorum. Şimdi Türkçenin öğretilmesine neden karşı çıktığını anlamak mümkün değil. Bence biraz ırkçılık yapıyorlardır. Başka bir anlamı olduğunuzu düşünmüyorum. Kendi mensubiyetlerini açıklayamadıkları için bununla onu kapatmaya çalıştıklarını düşünüyorum. Ben bunu böyle değerlendiriyorum. Şimdi Osmanlıca dediğimiz, aslında Osmanlı Türkçesi dememiz daha doğru tabii ki. Arap harfleriyle yazılmış, tabii sadece Arap harfleri de değil, alfabe, Fars alfabesi de var içerisinde, karışık biliyorsunuz. Arap ve Fars alfabesiyle birlikte yazılmış. Yani baba yazıyorsam B elif yazıyorum yani sonuç olarak. Latin alfabesiyle de B A yazıyorum. Yani okunuşu Türkçe. Halk da Türkçe konuşuyordu. Yazdığımız yani Osmanlı arşivinde 100 milyondan fazla belge var. Hepsi Arap harfleriyle yazılmış Türkçe metinlerdir. Ama Türkler sadece Arap alfabesiyle yazmamışlar ki Gürcü alfabesiyle de var. Ondan sonra Ermeni alfabesiyle de Türkçe yazılmış metinler var. Var birçok şey var. Dolayısıyla bunu o şekilde görmek lazım. Bir şeyin farkında değil insanlar. Arap alfabesiyle yazıldığı zaman sanki bunun Türk alfabesi gibi nitelendiriyorlar. Hayır öyle bir şey yok. 3 tane H harfi vardır Arapçada, Arap alfabesinde. Ama bizim Türkçe'de bir H vardır. Yani şey olarak da, ses olarak da. 3 tane S vardır Arap alfabesinde, bizde tek S var. Sadece Arapça kelimeleri yazarken bu harfleri biz kullanıyorduk Osmanlı döneminde. Arapça tabii medrese dili olduğu için Arapçayı o alanda kullandığımızdan. Edebi dilimiz biliyorsunuz Farsçadır, Türkçe değil. O sebeple ama resmi Osmanlı döneminde yazışma dilimiz bizim Türkçedir. Arap alfabesi de Türkçedir. Şimdi Latin alfabesiyle yazıyoruz diye Latince konuşmuyoruz. Veya yazdığımız Latince değil. Şimdi hocam da iyi bilecektir, edebiyat hocam da. Şimdi bakın, bu alfabe, şu anki kullandığımız alfabe aslında tam Türk alfabesidir. Neden? Alfabe bize ses verdiriyor. A diyoruz. A'yı gördüğümüz zaman A okuyoruz. Ne okuyoruz? B okuyoruz. Bunu İngilizce olarak A. Bu B okuyor değil mi? Sesi kendi alfabeye verdiriyor Batı'da. Halbuki bize alfabe sesi verdiriyor. Tersi yani, tam tersi. Dolayısıyla bu alfabe Türkçe'ye tam uyumlu ve Türk alfabesi artık. Kaldı ki, bakın, İsveç'te tarih müzesinde bir taş vardır. Büyük bir taş, şuranın iki katı yüksekliğinde bir taş var. Üzerinde bir süvari, şaha kalkmış atı, süvari. Altta iki tane köpek, elinde kılıç kalkan var. Üstte de tek satır bir yazı var. Buna İsveçliler Futurhalk alfabesi demişler. Futurhalk alfabesi demişler. Şimdi ama yazıyı okuduğunuzda gördüğünüz buradan buraya kadar yazılmış. Sonuna geldiğinde bir harf almadığı için üste yazılmış. Belli ki alfabe sağdan sola yazılmış. Biliyorsunuz bizim Türkçe'de, Türk alfabelerinde Türk alfabesi yazarken ya yukarıdan aşağı yazılır ya sağdan sola yazılır. Şimdi bu tabii Göktürk alfabesi diyoruz yanlış olarak ama milattan önce de bu alfabe var. Dimitri Vasilyev Rusya'dan bunu böyle söylüyor. Bu konu üzerine çalışan bir arkadaş. Şimdi
Ama yazıyı okuduğunuzda Göktürkçe. İşte göksü pek falan diye çıkıyor kelimeler. Türkçe okunuyor. Ben onlara teklif ettim. Buyurun dedim. Beraber bu konuda bir araştırma yaparım. Kabul etmediler. Çünkü Avrupa'nın tarihi değişecekti. Dolayısıyla buradaki o alfabemiz, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Latin alfabesi dediğimiz alfabenin birçok harfi de buradan çıkma. Vikinglerin alfabesi de hatta. Yani Latince'ye de girmiş bazı alfabeye bu şeylerden. Haliyle bunu öyle görmemek lazım. Türkçe ses uyumuna hangisi uygun geliyorsa odur. Söz gelimi. Uzatmayacağım. Çünkü çok uzun bir konu bu. Mesela K harfimiz var bizim. K. Onun önüne ince sesli gelirse Arap alfabesinde K, kefle yazılır. Kalın sesli gelirse mesela K dersek, Q dersek kafla yazılır. Bakın orada bile bize zorluk çıkarıyor. Kanun yazacaksak farklı, kemik yazacaksak farklı şeyde Arap alfabesinde ama şimdiki alfabemizde hepsi K ile yazılıyor. Orada kaç 3 tane S var. Bir sürü dediğim gibi sattan sine peldekseye kadar ha hı he bir sürü buna benzer z, z zel dat gibi bunu bizim Türkiye'de çok iyi anlatılması lazım ve insanların da yazılan alfabeyle Türkçe konuşulduğunu Osmanlı döneminde de bilmeler lazım. Peki, teşekkür ederim. Söyle buyurun. Faiz var abi, anladım ben bilmiyorum abi. Faiz benim işim değil arkadaş. Yok o faiz benim işim değil, onu Diyanet'e sorun. Diyanet'e sorun. Buyurun efendim. Şurada var. Efendim Rıza'na yazalım. Rasta bir vakıfın tevelli üyesiyim. Ben yaklaşık 20 yıldır vakıfta faaliyette bulunuyorum, görev yapıyorum. Şimdi bizim... İlk önce o kaldırdı, o bakımda. Efendim birinci soru, 50'li yıllardaki devlet aklı NATO'ya girmesi idi. Şu anda mesela Türk Cumhuriyeti değil de ben çoğu zaman Kiril alfabesiyle Rusça ve İngilizce yazışıyoruz, Türkçe anlaşamıyoruz. O zaman bizim şu andaki Türk alfabesi, Türkçe, Türkiye'de konuşulur, olur muydu, Diyanet olur muydu? İkinci soru. İkinci soru, şimdi biz geçici muhafazakar arkadaşlarımız, dostlarımız sivildeyken gayet idealist adalara bulunuyorlar. Gömleğini giyince maalesef mutasyona uğruyor. Yani mesela üç şeyle yolsuzluk, yasaklar. Yolsuzluk. Yani bu şeye geçince oluyor. Bu mutasyona uğrama sebebi sizce nedir? Teşekkür ederim. Şimdi o siyasette vallahi herkes mutasyona uğruyor. Oraya gittiği zaman, o meclise gittiği zaman. Çünkü genel şeyle deniyor. Parti kararı deniyor. Tamam mı? Parti kararı deyince hiç kimse onun dışına çıkmıyor. Dolayısıyla mutasyon biraz oradan oluyor. Çıkmayanlar da matbaatası olanlar da böyle ihraç falan ediliyor. İşte. Peki. NATO. Tamam. Şimdi o zamanki şartlar çok farklı. Bugünleri ölçmem lazım. Buyurun efendim. Hocama çok teşekkür ederim. Şimdi İslam Birliği kurulamaz. Çünkü İngiliz oradan çekiliyor, gidiyor gibi gözüktükten Suudi Arabistan'da Yahudi Araplara Vehhabi demiş, onları başa getirmiş. Şimdi Amerika sahip çıkıyor. Sonra Suriye'de biliyorsun Ortodoks Hristiyanlar var, Yezidi var, Süryani var. Fransız oradan giderken rejimi onlara teslim etmiş. Sonra Mısır'da 26 milyon Ortodoks Hristiyan var. Hiçbir zaman Kıbrıs meselesinde bizim yanımızda olmadılar onlar. Mursi ile ilk defa Müslümanlar iktidara geldi. Rusya ve Amerika bir oldular, indirdiler aşağı. Ortodoks Sisi'yi getirdiler. Şimdi olaylara biraz da böyle bakalım. Onun için İslam Birliği kurulmaz. Ancak orada bizi sevenler de var. Oraya karşı strateji geliştirip proje yapmak lazım. Rusya'ya gelince 2016 Mart'ında
Papa ve Patrik Küba'da bir toplantı yaptı. Aldıkları karar şu: dünyada Hristiyanların kurunu birlikte koruyacağız dedi. Biz Büyük Orta Doğu Projesi'ne karşı çıkınca Amerika Rusya'yı Suriye'ye davet etti. Şu anda her yerde Rusya karşımızda, Libya'da karşımızda, Suriye'de karşımızda, İran'da onlarla beraber. İran'la, Suriye'yle birlikte olamayız. Ancak İran'a bir proje yaparız, %57'si Türk. Bir proje yaparız, mollalar bizim karşımızda hazır ola geçecek hale getiririz. Bizden çok Rusya coğrafyasında Türk var, oraya da bir proje yaparız. Putin'i buraya dikeriz, bizimle oynamaz. Yani biz oralara bir proje yapmamız lazım. Teşekkür ederim hocam. Efendim, şu gence söz verir misin efendim? İsmim Mehmet Ademir. Bir de bana 5 dakika kalsın, olur mu? Evet, son söz, buyurun. Şimdi az önce Doktor Bey dediniz ki Kur'an'da İslam birliği açısından İslam devleti hakkında bir yönetim usulü benimsetilmemiş, böyle bir şey söylenmemiş dediniz. Yok, yönetim biçimi dedim. Meşveret var dedim. Ya nasıl demokrasiye yönetecek söylemiyor, böyle bir şey yok dedim. Şimdi Maide suresi, bir saniye, ben aynı zamanda hafızım, sizin okuduğunuz Kur'an'ı ezberlemiş bir insan olarak ve elinden de okumuş bir insan olarak söylüyorum ki Maide suresi 48. ayette Allah-u Teala diyor ki peygambere nispeten, sana indirdiğin Kur'an'la insanlar arasında hükmet diyor. Başka ayetlerde de dişe diş, kana kan, göze göz, cana can şeklinde. Rum suresinde olması lazım. Kısasa kısas mevzusu. Yani devlet dediğimiz şey insanlar arası toplumsal sorunları çözmek için var olan bir sistem olduğu için ve hukuk da buna kurallar getiren bir sistem olduğu için bu çözüm yöntemleri de Kur'an'ın ön sürdüğü İslami bir devlet yönetimi olmak zorunda. Çünkü bunu öngörüyor. Aynı zamanda mesela zina yapan insanlar hakkında 100 sopa vurulma cezası var. Mesela bu bir müeyyidedir. اَزَّانِيَتُ وَزَّانِي فَجْدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِيَتَجَلَّهِ diyor. Açıkça belli ediyor bunu. Aynı zamanda hukuk okuyorum. Çok iyi. Teşekkür ederim. Bak şimdi sevgili kardeşim. Ben ne diyorum sana? Devlet yönetimi ile bir şey yok. Yani hükmet, devlet, insanları yönetlemesi devlet yönetim şekli değil. Çok farklı bir şey söylüyorum ben. Siz farklı bir şey söylüyorsunuz. Şimdi diyelim ki Peygamber Efendimiz'den önce, İslamiyet'e inmeden önce orada kim? Yönetim yok muydu? Putperestlerin içerisinde yönetim yok muydu? Vardı. Demek ki değişen bir şey yok. Bak, Kur'an-ı Kerim'le alakalı değil bu. Siz Kur'an-ı Kerim olmadan önce, inmeden, İslamiyet gelmeden önce de devletler vardı. Öyle değil mi? Bizans'a göndermedi mi elçisini Peygamber Efendimiz? Değil mi? Farslara göndermedi mi? Gönderdi. Orada devlet yok muydu? Vardı. Nasıl yönetiliyordu? Hükmediyorlardı. Şimdi hükmet demekle onun nasıl yönetim biçimi olduğu anlatılmıyor. Onu diyorum Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi zina diyorsun. Sadece o değil ki. Zina meselesinin ötesinde başka şeyler de var kardeşim. Şimdi zinayı, şimdi diyelim ki Türkiye Cumhuriyeti'nde zinayı artık serbest bıraktılar, cezadan kaldırdılar. Şimdi ne demek bu? Şimdi zina sadece Müslümanlıkla alakası değil, başka dinlerde, hatta kitabı olmayan dinlerde de suç. Dolayısıyla yani Kur'an-ı Kerim devlet yönetimi değil diyorum, insanların yönetimidir. Bunun için de Cenab-ı Allah kişilere yöneliktir bu. Toplumlardan yapmış oldukları hataları Kur'an-ı Kerim'de anlatır, siz bunun gibi yapmayın der. Doğru değil mi? Bu yanlıştır der. Bakın devlet başka. Şimdi vergi alınırken sadece Osmanlı mesela İslami usullerle alıyor. Tekalif-i şer'iye deniyor, tekalif-i örfiye deniyor. Şer'i vergiler dediğimiz vergiler, işte aşar vergisi dediğimiz 1/10, bazen 1/7 alınan vergilerdir. Yani bir, diyelim ki üretim yapıyorsunuz. O üretimin %10'unu devlete vergi veriyorsunuz. Bu tekalif-i şer'iyedendir. Yine mesela haraç alıyorsunuz. Cizye alıyorsunuz. Bunlar tekalif-i şer'iyedendir. Yani şimdi gaza ve cihatla bağlantılıdır bunlar, biliyorsunuz. Bir Müslüman ülkeye savaş açamaz. Bir Müslüman olmayan ülkeye savaş açmak için ne der?
önce itaat dine davet edilir. Kabul etmezse itaate davet edilir. Onu da etmezse savaş açılır. Öyle değil mi? Şimdi itaat ettiğini söyleyen gayrimüslimler Osmanlı idaresine girdikten sonra, devlet idaresine girdikten sonra burada onların mükellef tutulacağı hususlar vardır. Yani Osmanlı Devleti'nde gayrimüslimler askere gitmezlerdi. Ticaretle uğraşabilirlerdi, içki alım satımı yapabilirlerdi, Müslümanların yapamadıkları olan şeylerden bahsediyorum. Buna karşılık vergi verirlerdi. İşte cizye verirlerdi. Cizye nedir? Cizye o devlet içerisinde kendi emniyet vergisidir. Yani hür bir alanda yaşama, namusunu, malını, canını devlet tarafından koruma bedeli karşılığı ödenen bir vergidir bu. Ama bu Müslümanlardan alınmaz. Sadece vergide bu uygulanıyor. Ama devletin yönetim içinde değil. Sen padişahlık yapacaksın, sen cumhurbaşkanlığı yapacaksın gibi bir sistem yok. Bakanlar kurulu. Ama ne var? Kur'an'da, daha doğrusu İslam'da meşveret vardır. Yani danışma, karşılıklı konuşma. Zaten onu şimdi yapıyoruz. Şeyde, Batılılar da yapıyor şu an. Kur'an'la alakası yok, onun da tekrar ediyorum. Bu tabii haldendir. Şimdi diyelim ki deprem oluyor. Efendim deprem niye oluyor? Deprem şundan dolayı oluyor. Yaratanın yarattığı bu dünyanın bir tabii hareketi olarak deprem oluyor. Deprem olmazsa dünya patlar. Ya şey olmazsa işte yanardağ olmazsa, deprem olmazsa dünya patlar. O varoluşun hikmetidir, içindedir o. Şimdi bu normal bir şey bunlar. Ama devleti şöyle yöneteceksin, böyle yöneteceksin diye bir şey yok. Hep örfidir. Peygamberimiz de örfü yönetmiştir. Ondan sonra gelen halifeler peki? Onlar sapıtanlar var bir sürü. Ne diyeyim ben? Yani bunlar, yani bakın bunların yönetim biçimleri devlet olmuştur zaten. Peygamberimizle beraber devlettir İslam. Dört halife döneminde devlettir. Ondan sonra halife dediğimizi kim? Biz uydurduk. Veya o zamanki İslamlar uydurdu. Peygamberimiz halife mi tayin etti? Halife tayin etmedi peygamberimiz. O halife başka anlamda o halife. Dini değil. Devlet adamı olarak. Medine devleti. Peki. İslam bir dakika. Efendim kusura bakmayın. Sorular faslı bitti. Bitti. Çünkü iki saate yaklaştı. Bana da bir 5 dakika müsaade lütfen. Hocamız Atatürk tarih sevgisi, devlet adamlarının tarih bilmesinden bahsetti. Sayın hocam biliyorsunuz bugün tarih dersleri kalktı. Sosyal bilimler adı altında işleniyor. İşleniyor maalesef. Nasıl tarihimizi öğreteceğiz? Atatürk filoloji bölümlerini kurdu. Türk tarihinin kaynaklarını Türkçe'ye tercüme etsinler diye kurdu. Ana kaynakları. Bugün Türkiye'deki 200 üniversitenin 100'ünde var bu filoloji. Hangi biri bu hususa uydu? Söyler misiniz? Hangi biri? Atatürk'teki düşünceye bak. Bunların yaptığına bak. Efendim, bu liyakat meselesinden söz etti. Rus Berkin çok güzel. Osmanlı'da böyle diyor. Ah diyor ki biz de böyle mi diyor. Anasının babasının şeceresine bakarak göreve getiriyoruz diyor. Osmanlı diyor bir dünya devleti payesine yükseldi diyor. Bu liyakat sayesinde diyor. Şimdi bir de madalyonu bugün çevirin değil mi? Bugün TRT'de 7000 kişi çalışıyor değil mi? Diğer müesseselerde hesap ediniz. Hindistan'da bir Türk devletinin başkanı var, Nasreddin Mahmud. Tam kanuni zamanın eşsizliği karşısında. Bir gün hanımı diyor ki, sultanım diyor, ekmek pişirirken ellerim yanıyor diyor, saraya bir hizmetçi alır mısın diyor. Sultan Nasreddin Mahmud diyor ki, sen çalış diyor, mükafatını sana Allah verecektir diyor. Ama ben devlet hazinesinden senin rahatın için bir kişiyi görevlendiremem diyor. Devlet adamı bu. Nasreddin Mahmud geçimini nasıl temin ediyordu? Kur'an-ı Kerimleri istinsa ederek, yani kopya ederek, o istinsaları satarak geçimini temin ediyordu.
Yani bir devlet adamının nereden nerelere gelmişiz, bunu da hesap etmemiz lazım. Efendim, bir put meselesinden bahsetti hocam. Yoktur dedi. Var hocam. Nasıl var? Abdülkadir İnan Hoca, Türk'ün Şamanizm adlı kitabında bir altın puttan bahseder. Türklerin arasında bir altın put. Abdülkadir İnan büyük şahsiyet. Herkes ondan alır. Türklerde de bir altın put varmış derler. Fakat aslında nedir biliyor musunuz? O altın putun Çin İmparatoru tarafından Hun hükümdarına gönderilen hediyeler arasında olduğunu bir Japon alimi 1930 yılında bunu ispat etmiş, yazmış. Abdülkadir İnan Hoca'nın bundan haberi yok. Dolayısıyla hala onu alıyor. Hatırlarsın, tarih kurumda, yayın kurumdayken bunu teklif etmiştim ama sonra kadık olduk. Uzaklaştırıldık. Bu orada kaldı ama altın put hala orada duruyor. Hala okuyanlar bir altın putu biliyorlar. Efendim, İslam alemi neden bizi sevmiyor? Biz İslam'ın bayrakları olduk. İslam nereden çıktı? Onların içinden. Peygamber onların içinden. Sonra Tuğrul Bey ile biz bunun hakimi ele aldık. İslam bayraklarına geçirdik. Daha sonra halifelik şehit oldu. O gündür, bugündür Arap dünyası bizi sevmez, kıskanır. O gündür. Sadece Birinci Dünya Savaşı'nda değil, Haçlı seferleri devam ederken dahi Arap kardeşlerimiz bizi arkamızdan vurdular. 11. 12. asırda. Dikkat ediniz. Efendim, Avrupa'nın haritası, biliyorsunuz Avrupa Hunları vasıtasıyla Atilla'nın kavmine göçü. Bugünkü Avrupa'nın haritası o zaman çizildi. Efendim, Avrupalıların bizi hala sevmemesinin ana sebebi odur. Oradan başlar. Ondan sonra Avarlar gelir. Kavimler göçüne sebep olduk. Daha sonra işte Selçuklu, Osmanlı işte Avrupa'nın ortalarına kadar gitti. Bizi olan nefretleri oradan başlar. Bunu unutmayın. 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı yaptığımızda Devrimci Gün Yunan gazetelerinde ortak bir başlık atılmıştı. Atilla'nın torunları Kıbrıs'ta diye. O nefret hala devam eder, gider. Efendim, devlet başkanlarının danışmanlarından söz ediyoruz. Evet, olsun. Fakat şu anki devlet başkanımızın yanındaki bir danışmanın ismini vermeyeyim ama fikrini söyleyeyim. Sevr Anlaşması diye bir şey olmadı diyen birisi. Buyurun. Bu da bir danışman. Bu da bir danışman. Demek ki danışmanını seçeceksin değil mi? Liyakat meselesini edeceksin, bulacaksın, getireceksin. Hocama bir soru sormak istiyorum. Bu Suriyeli seçmenler dönsünler falan, bugün 5 milyona yakın deniliyor. Bunun hocam 500 bini Türk vatandaşı kabul edilir ise ve bunlar da genel seçimde oy verirler ise bu iktidarı devirmek mümkün müdür? Mümkün müdür? Bu bir sorum size. Ve hepinize bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Bugün Dünya Milletler Camiası'nda dünya yaratıldığından beri bu kural geçerlidir. Tek bir kural vardır. Güçlü olan haklıdır. Maalesef. Güçlü olan haklıdır. O halde güçlü olmanın yollarını aramak gerekir millet olarak. Ki Cenab-ı Allah El-Enfal Suresi 60. ayet, ki başka ayetler de var. Neyi buyuruyor inanan insanlara? Düşmanın silahından daha üstün bir silahla mücadele ediniz emrini vermiştir. Demek ki diyor ki Allah çalış diyor. Rakibini geç diyor. Geç diyor. Efendim, ben de Yusuf hocamdan bu sorunun cevabını bekliyor. Ondan sonra teşekkür edip bu toplantıyı kapatacağım. Ya şimdi öyle bir soru soruyorsun ki beni zorla siyasete sokmaya çalışıyorsun. Şimdi olacağı bu. Olacağı. Şu ana kadar resmi açıklamalar zannediyorum 97 bin vatandaşlık verildiğine dair bir şey var. Resmi beyanlara göre söyleyip düşünecek olursak. Bunlar bence şey, oydan daha çok Türkiye'deki üniter yapıyı bozmaya yönelik bir sonuç doğuracaktır diye düşünüyorum ben bunu. Çünkü 90-100 bin oy pek fazla şey yapmaz, etkilemez. Diyelim ki 500 de olsa fark etmez. Zamanında hatırlarsanız ben zaten Türkiye'nin
imparatorluk bakiyesi olduğu için imparatorluk toprak kaybıyla beraber pek çok insan tekrar Anadolu'ya geldi dedik. Bunlar çoğu Türk'tü ama Türk olmayanlar da vardı. Dönmeler vardı. Bir takım şeyler vardı. Ama Suriyelilerin varoluşu burada bir takım Türkiye Büyük Orta Doğu Projesi içerisinde Türkiye'nin üniter yapısının bozulmasına yönelik bir plan dahilinde olduğunu düşünüyorum. Çünkü eli silah tutabilecek veya orada mücadele edecek insanlar bile gitti, oradan geldiler. Bayramda korkusuzca gidip memleketlerine bayramlaşabiliyorlar akrabalarıyla ve geri dönüyorlar. Böyle bir şey olmaz, sığınmacı olmaz. Demek ki orada emniyet altındaysa, içindeyseler niye geri dönüyorlar veya buna niye müsaade ediliyor? Burada en büyük hata işte burada işleniyor. Haliyle işte bizim o koridoru 3 harekat sonrasında elde edilen yerlere ne kadar şimdiye kadar Suriyeli gitmiştir? İkincisi bir devlet ne olursa olsun kendi ülkesinde bulunan sığınmacıları, ki sığınmacı ayrı bir şeydir, mülteci ayrıdır, göçmen ayrıdır hukuken biliyorsunuz. Bunlar sığınmacı olarak nitelendiriyoruz. Yani kalıcı olamazlar haliyle sığınmacı olduğu için. Bunların ne yapıp yapıp ülke dışına çıkarılması gerekir. Akıl şunu gerektirir. Esad'la masaya oturursunuz. Yani 600 bin kişinin katili olmuş olabilir. Ama ötekiler 1,5-2 milyon insanın katiliyle masaya oturabiliyorsunuz. Ama bu 600 bin kişi de deseniz katili, onlar ki o kadar olduğunu sanmıyorum ama bunlarla masaya oturacaksınız. Kendi ülkenizdeki Suriyelileri geri göndereceksiniz. Hem ekonomik şeyden kurtulacaksınız, harcamalardan kurtulacaksınız. Hem de bu anlaşmalar dolayısıyla 911 kilometre sınırdaşınız olan bir ülkenin yeniden imarı için sizin müteahhitleriniz çalışacak oraya gidip. Dolayısıyla ekonomik olarak da size çok büyük bir fayda sağlayacak bir husustur bu. Yani bunu yapmak gerekirdi. Ben orada Türkiye'nin demografik yapısının bozulmaya çalışıldığı gibi bir düşünce içerisindeyim. Zira dönme dediğimiz, şimdi normal Ermeniler var, Rumlar var. Bunlar kendi adlarıyla, kendi kiliseleriyle Türkiye'de var, azınlık statüsünde duruyorlar. Ama bir de kendilerini Türk veya Kürt olarak gösteren dönmeler var. Bunlar çoğunlukla Ermeni olmak kaydıyla Rumlardan da var. Ve bunlar Müslüman gibi görünen ama Müslüman da olmayan kripto türünden insanlar. Haliyle bunların sayısı da topladığınız zaman 1 milyon civarında. Şimdi yani en az 1 milyon civarında bu insanların içimizde kargaşa çıkardıklarını biliyorsunuz. İşte PKK'nın içerisinde bunlar var, DHKPC hep bunlardan oluşuyor. Öyle düşünecek olursanız yarın bize gelen bu sığınmacılar içerisinde ne kadar IŞİD'li var bunların içerisinde. Ne kadar başka ajanların insanları var bilemiyoruz. Haliyle bunların bence ne yapıp yapıp bir şekilde Suriye ile anlaşıp oraya göndermek gerekiyor. Türkiye'nin gelecekteki Doğu Akdeniz'in hakimiyeti konusunda da hatta bunlarla oturup Rusya aracılığıyla da aracı koşabilirsiniz. İran aracı koşabilirsiniz. Hatta dersiniz ki ekonomik olarak da ortaklık da yapabiliriz dersiniz. Ekonomik işbirliği imzalamanız lazım. Hükümetin başlangıçta doğru yaptığını tekrarlaması lazım diye düşünüyorum bu konuda. Peki, teşekkür ederiz. Muhterem dinleyenler, tam 2 saat oldu. Hepinize teşriflerinden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Asıl teşekkür Yusuf kardeşime. Bir şey ifade edeyim. Bakın, bu Batı ile bağlantısı açısından önemli bir şey. Şimdi meclisteyken tuttum, bir takım araştırmalar yapmıştım daha önce de Ayasofya ile ilgili. İşte Ayasofya'nın müze haline getirilmesi konusunda Atatürk'ün işte imzasıyla bir şey var dediler. Kararname var dediler. Araştırdım, kararname yok. Yani resmi gazetede, hatta resmi olarak sordum kanunlar, kararnameler, öyle bir kanun şey yok. Resmi gazetede kararname yok. Kendim de inceledim ama sordum hani gizli olabilir mi diye. Yok. Nitekim 24 Anayasası şunu söylüyor. Diyor ki, Bakanlar Kurulu tarafından imzalanıp Cumhurbaşkanı tarafından da imzalan onaylandıktan sonra diyor resmi gazetede yayınlanır ve kanunlar yürürlüğe girer diyor. Şimdi araştırdım yok. İkincisi Atatürk adına atılan imza köşeli A ile atılmış. Atatürk diye atılmış imza. Fakat Atatürk'ün soyadı kanunundan önce atılmış. Soyadı kanunu almadan önceye ait Atatürk diye atmışlar. O da sahte olduğunu ortaya koyuyor zaten. Haliyle bunu araştırdım ve sonunda dedim ki
bunu siyasete de alet etmeyelim diye Devlet Bey de dedi ki bana, hocam sen kendi adına ver dedi. Kanun teklifini. Ben bir kanun teklifi hazırladım. Dedim ki gerekçesini de belirterek Ayasofya ibadete, cami demiyorum, ibadete açılmıştır diye tek maddelik bir şey yaptım. İşte resmi gazeteye yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer diye ikinci bir maddesi var. Ben bu kanun teklifini meclise sundum. İki gün sonra beni bir Hristiyan vatandaş aradı. Öyle vatandaş diye biliyorum, isimli Erol dedi bana. Artık ne kadar doğrudur, bir yanlıştır bilmiyorum. Dedi ki Vatikan ve Patrikhane adına arıyorum sizi dedi Yusuf Bey. Önce epeyce bir siz çok değerli bir bilim adamısınız falan, yağlama falan kısmı olunca ben zaten şüpheye düşerim. Ondan sonra dedi bu kanun teklifini çekerseniz Yusuf Bey dedi Patrikhane ve bakın Vatikan adına arıyorum dedi. Kanunu çekerseniz dedi önünüzü açacaklar dedi. Ve ben reddettim. Fakat benim kanunum hiç şeye gitmedi, komisyona gitmedi. Bunun üzerine 45 gün geçtikten sonra milletvekilleri verdikleri kanun komisyona gitmezse dilekçeyle genel kurula doğrudan getirtebiliyorlar. Ve 5 dakikalık bir konuşma hakkı tanınıyor. Ben de dilekçeyi verdim genel kurula gelsin diye. Oraya da gelmedi. Çünkü gelseydi Fatih'in bedduasını okuyacaktım. Ondan sonra da oylama yapılacaktı. Anlayın artık durumu. Efendim, Şaban Bey'in nezdinde buradaki görevli bütün arkadaşlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yusuf Hocama da teşekkür ediyorum. İnşallah bir başka vesileyle, bir başka toplantıda yine Yusuf kardeşimi davet ederseniz anlatılmayan diğer konuları anlatılır. Ortaokula başlarken rahmetli babama bir soru sordu. Baba, bu Hanifini nüfus kağıdımda yazıyor. Öbür arkadaş Şafi, Malik, şu bu. O zamandan beri kafama takmışımdır. Hala şu an uçlu fikirdeyim. Ben asr-ı saadete dönülmesi taraftarı olan bir arkadaşımız. Peygamberim öldü, her şey bitti. Her şey bitti. Olay 23 yıllık hocam. Her şey. Olay 23 yıl. Olsun. 24. yıl yok. Olsun. O 24. yıl yok. Bize 23 asır yine önümüzü açar. Hayır, hiç merak etme. Özür diliyorum hocam. Kur'an-ı Kerim mukaddes kitabımız indirilmeye başlandı. Sonra hitama erdi. 23 sene oldu. Bütün şey hadise oldu hocam. Ondan sonrası hepsi Arap milliyetçiliğinin, Arap bağımsızlığının, hatta biraz daha geri götüreyim ben. Yani kabilecilik anlayışının hakim olduğu bir dönem. Biz harifeleri nasıl seçildiği hocam, teşekkürler, ağzına sağlık. Plaket törenimiz için Teki Küçük Ali Bey'i ve Ahmet Gökçen hocamızı rica ediyoruz. Şaban Gülbahar Bey'i. Üst katlı kitabımız var.